Biz milletiz. Biz memleketiz. Gece boyunca cildinize yoğun nem sağlarken, yenilenmesine de yardımcı olan yeni Arkonem yenileyici gece bakım serisiyle güne ışıl ışıl bir ciltle uyanın. Türkiye Kickbox Federasyonu ve World Association of Kickboxing Organizations, Vako Pro tarafından organize edilen Profesyonel Kickbox Şampiyonası'nı izlemek üzere siz Fox TV izleyicileri ekranlarınızın başına ve siz sevgili Eskişehirliler Atatürk Spor Salonu'na hepiniz hoş geldiniz! Bu akşam müthiş bir kickbox fırtınası, müthiş bir kickbox şöleni yaşanacak. Eskişehir'de Atatürk Spor Salonu'nda yanımızda Fox TV Dövüş Sporları Koordinatörü Bilgehan Demir var. Evet sevgili Bilgehan, milletçe moralimiz gerçekten çok bozuk. Çok üzgünüz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve beraberindekileri ne yazık ki elin bir helikopter kazası sonucu kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Türk milletine de başsağlığı diliyoruz. Gerçekten acımız büyük. Neler söyleyeceksin? Gerçekten de elin bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Bir gazeteci arkadaşımız da hayatını kaybetti. Hepsini rahmetle anıyoruz. Bu gece biraz olsun yüreklere su serpmek niyetindeyiz. Eskişehir'de sevgili izleyiciler, milli maçlar var. İspanya Türkiye. İspanya bayrağı, Türkiye bayrağı. Belki de bu gece kazanacağımız dünya şampiyonluğunu Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na armağan bile edebilir buradaki izleyiciler. Ve Hırvatistan bayrağını görüyoruz. Kıtalar arası altın kemer mücadelesi olacak. Burada bu gece Türkiye-İspanya arasında Seda Duygu Aygün'le Eva Maria arasında Vako dünya şampiyonluk maçı var. İşte federasyon yetkilileri, işte seyirciler. Burada resmi mücadele, bildiğimiz milli maç var. Yarın futbolda, bugün kickboksta büyük bir zafer elde etmek istiyoruz. Yayınımız artık başlasın diyoruz. Evet, çok teşekkürler sevgili Bilgehan Demir. Kickboks heyecan fırtınası Eskişehir'de esecek bu gece. Heyecan fırtınasına hazır mıyız Eskişehir? Ve işte gecenin ilk karşılaşması. Profesyonel kickbox şampiyonasında öncelikle mavi köşede, in the blue corner, Surinamlı sporcu Ruben Zabo.
inanlı. Sadece bir yenilgisi bulunuyor. Rakibi Caner Topal. İşte son hazırlıklarını yapıyor. Bu gece izleyeceğiniz maçları iddia ediyorum hafızanıza kazıyacaksınız. Bu gece yapılacak maçları her yerde anlatacaksınız. Olağanüstü bir gece bekliyor sizleri. Gecenin en önemli maçı kuşkusuz Seda'nın maçı. Ve işte rakibi kırmızı köşede in the red corner. Ankaralı sporcumuz, milli sporcumuz Caner Topal! Yanımızda Caner Topal var. Gecenin ilk maçına çıkıyorsun Caner. Neler hissediyorsun? Umarım bugün Türkiye adına iyi bir galibiyet alırım. Diğer sporcu arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Bol sağ Caner. Sağ ol. Caner Topal bu gece muhteşem bir açılış yapmasını istiyoruz. Cruiserweight mücadelesi bu. Ankara'da yaşıyor. 27 yaşında Gazi Üniversitesi beden eğitimi son sınıf öğrencisi Caner Topal. Hadi Caner'im, bu gece senden süper bir galibiyet bekliyoruz. 1.81 boyunda. Ve öncelikle mavi köşede, in the blue corner, Surinamlı sporcu, 9 maç yaptı, 6'sını kazandı, bir kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, yenişemedi rakipleriyle, Ruben Jumbo! Ve rakibi kırmızı köşede, Ankaralı milli sporcumuz, İlk kez profesyonel olarak bir karşılaşmaya çıkacak Caner Topal! Ve karşılaşmanın ring hakemi Sayın Sami Türk. Heyecana biz hazırız. Eğer siz de heyecana hazırsanız sevgili izleyiciler, müthiş gecenin ilk karşılaşması başlıyor. Değerli izleyiciler, bu gece bambaşka bir gece. Bu gece ortalık birbirine girecek. Bu gece şampiyon olup Eskişehir'den öyle ayrılacağız. Eskişehirli Seda Duygu Agür'e sonuna kadar güveniyoruz. Bakalım neler olacak. Değerli izleyiciler, kariyerindeki ilk profesyonel maçında ve gecenin ilk maçında Caner Topal heyecanı son derece büyük. Ama bu gece kazanacağına inanıyoruz. Caner Topal'ın. Hocam, o şeyi kaldırabilirseniz oradan. Fighter! İlk maç başlıyor. Karşılaşmanın hakemi Sami Türk. Round başladı. Caner Topal rakibi boy olarak daha üstün. 10 santimetrelik bir boy farkı var. Bir aparkat diyoruz ama hemen orada kombinelerle rakibin üzerine gitti Caner Topal. Çok dikkatli olmalıyız. Front kickle iyi uzaklaştırdık. Dönerek üzerine gitti. Bir high kick geliyor. Maç başladı. Caner'in en ufak bir heyecanı kalmadı. Her şey maç başlayana kadar sevgili izleyiciler. Burada bir high kick geliyor. Mükemmel gitti üzerine. Hadi Caner, indir onu orada. Şimdi tribünlerden destek gelmeye başladı. İyi başladık.
Şimdi kapanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Surinamlı 9 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunuyor. Low kickler geldi orada biraz. Şimdi karnına, şimdi bir low kick vuruyoruz. Hemen orada rakibi ilk sendeleten biz oluyoruz. Bu son derece iyi. Bravo Caner. Türkiye, Türkiye sesleri Eskişehir'de. Kapandı orada Caner. Diz darbesi bir tane. Caner'in acele etmemesi lazım. Sonradan açılırlar. Yabancıları bilirsiniz, kondisyonları son derece yüksektir. Enerjimizi ilk roundda tamamen harcarsak o zaman olmaz. Bakalım şimdi. Surinamlı yavaş yavaş gelmeye başladı. Tam diz darbesi vuracaktı ki orada blok koyuyor. Bu gece Kongolu Moe Panzuring'e çıkacak. Süperstar bir isim. Daha önce Fox ekranlarında iki kez izleme fırsatı buldunuz. Rakiplerini knockoutlarla mağlup ediyordu. Umarız bu gece Gökhan Acar Panzu'ya karşı önemli bir galibiyet alır. 2000 dolaylarında seyirci topluluğu var tribünlerde. Atatürk Spor Salonu'nda. Şimdi bir high kick denemesi olmadı. Üzerine doğru gidiyor. 1.91'lik rakibe bir push kick orada ayak tabanıyla. Şimdi uppercut denemesi. Diz geliyor bir tane. Hakem uyarıyor. Bu aynı zamanda bir full contact mücadelesi olduğu için diz darbelerinin olmaması gerektiğini belirtiyor Caner Topal. Karnını almış olduğu bu darbe sonucu. İşte bakın düzeltiyorum, az önce full contact dedim ama low kick mücadelesi bu. Caner bir doktor muayenesinden geçecek. Tarafsız köşeye geçti Surinamlı. Bu gece çok büyük bir gece. İspanya-Türkiye maçı. Yarın futbolda, bugün de kickboksla gülmek istiyoruz. Şu anda ekranlarınızdaki bu mücadelelerin hepsi resmi müsabaka ve milli maç düzeyinde. Ekranlara geliyor Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı. Bu gece milli maçların tamamını kazanma amacındayız. Faco Pro gecesi profesyonel kategoride. Evet, round bitiyor, köşelerine geçiyorlar. Caner Topal ve Ruben Jemo. İşte tekrar tekrar pozisyonlar ekranlarda. Görüyorsunuz. Burada bir aparkat yedik. Ama hemen arkasından toparlayıcı yumruklar attık. Burada high kick rakibin bloğunda kaldı. Türkiye'de sadece tek spor dalı futbol olmadığını gösteren bir gece bu. Çin'de ilk kez dövüş sporlarının yer aldığı bir olimpiyatlar gerçekleştirilecek. Bu gerçekten çok büyük bir müjde. Çin'de gerçekleştirilecek dövüş sporları olimpiyatı. Bu da bir müjde olarak sizin kulaklarınızda sevgili izleyiciler. İkinci round başlıyor. Sami Türk mücadelenin. İşte zeminin ıslaklığı ile alakalı olarak son bir kez silindi yer. Ve ikinci round başladı. Caner rakibi kendisine yaklaştırmama çabası içinde. Az kick geliyordu. Bir low kick vurdu orada. Dengesini kaybedip düşüyor Caner. Rakibin oyununa gelmeme çabası içinde. Şimdi dönerek bir high kick.
bir adım öne gelince rakip o high kick'ten kurtuluyor. Kapandı şimdi. Üzerine doğru gitme çabasındaydı, olmadı. Bir sol direkt geldi. Bir high kick. Şimdi orada iplere doğru dayadık. Arka arkaya yumruklar gelmeye başladı. Caner Topal'dan. Low kick mücadelesi olduğu için, low kick dalında olduğu için bu maç. Diz vurmak yok. Şimdi karnına bir darbe alıyor. Caner Topal karnına almış olduğu bir darbe ve hakem sayıyor. Bu hiç iyi olmadı. Hakem sayıyor. İşte bakın. Sami Türk sayıyor. Caner devam edebilecek mi? 7 8 Kaldırın. Devam ediyor. Devam ediyor. Fighters. İkinci round kaldığı yerden sürüyor. Fırsat bu fırsat. İlk roundda söylemiştim size. Kondisyonları son derece iyi. Bu sebeple Surinamlılara karşı, Hollandalılara karşı dikkatli olmamız lazım diye. Surinamlı Caner Topal karşısında ikinci roundda adeta coşuyor. 3 4 Sevgili izleyiciler, Seda Duygu Aygün dünya şampiyonluk mücadelesi için Eva Maria karşısına çıkacak az sonra. Gerçekten büyük heyecan var. Doktor, köşeye geç. Doktor. Evet, devam edemeyecek galiba. Son kontroller yapılacak. Çıktı, gecenin ilk mücadelesinde ben etmiyorum diyor. Kemik çıktı. Ben etmiyorum. İşte bakın orada az önce de ekranlara geldi. Bacağında bir sakatlık. Evet. Değerli izleyiciler, gelecek hafta çok önemli bir anonsum var sizlere, birazdan söyleyeceğim. Gökhan Saki ringe çıkıyor. Remy Bonyaski Türkiye'ye geliyor. Remy Bonyaski son K1 şampiyonu Türkiye'ye geliyor. Bunu açıklayacağım. Hocam Metin'den maç. Gerçekten önemli bir haberdi bu sevgili izleyiciler. Elvan Arat'ın bir röportaj hazırlığı var. Bandaj gönderir misin? Bandaj. Söz Elvan'da. Evet, Salim Kayıcı ile birlikteyiz. Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Kayıcı, böyle güzel bir organizasyonu siz de ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? İlk başta kendileri aramızda yok. Sayın Bakanımız Murat Başeskioğlu Beyefendi ile Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Yunus Akgül'e böyle bir imkan verdikleri için bizlere teşekkür ederiz. Tabii Fox TV'nin dövüş sporlarına karşı olan ilgisi bizi çok mutlu etmekte. Ve böyle bir muhteşem gelirde Eskişehir'de Fox TV ile birlikte olmaktan hakikaten gurur duyuyoruz. Tabii ilk maçımız, henüz sporcumuz ilk defa da bir profesyonel müsabakaya geçtiği için biraz heyecan, biraz da sakatlanma sonucunda maçı verdi. Ancak biz çok daha iyi maçlar bekliyoruz ve bu sporcumuza çok daha ileride çok iyi spor olacağını tahmin ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, Bilgehan Demir. Evet, evet. Şimdi önemli, çok önemli bir mücadele başlayacak. Heyecanımız büyük. Size az önce vermiş olduğum müjde tabii sizi heyecanlandırmış olmalı. Remy Bonyaski geliyor, Türkiye'ye geliyor. Bu son derece önemli. Evet sevgili Eskişehirliler, gecemizin ilk müsabakası az önce sona erdi. Şimdi sporculara kupalarını takdim etmek üzere Türkiye Kickbox Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1. Derece Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Aksu ve Eskişehir Vali Vekili Sayın Aydın evet, tetik Elvan'da olduğunu... Evet Elvan'da söz. Bakalım Caner neler söyleyecek? Evet Caner, neden devam edemedin? Ya, çok derin bir açılma oldu. Basamıyorum. O yüzden devam edemedim. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Acı hissediyorum. Teşekkürler. Geçmiş. Right.
Daha hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa Payway. Ödemenin en hızlı yolu. Hayatın akışı için Visa. Peki siz Duracell'in sıradan pillere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlü olduğuna hala inanmıyor musunuz? O zaman bunu izleyin. Duracell 200 dakikaya kadar dayanır. Sıradan pillerse sadece 20. Duracell 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Kendiniz kıyaslayın. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana. Casper, Türkiye'nin prestiji. Gençler, sizi dinledik, sizin için yeniledik. Şimdi cep öğrenci 5 değil, 10 değil, 15 dakikası bir kontöre tarife sınırı olmadan tüm Vodafone'lularla konuşturuyor. Üstelik her yöne 250 SMS de bedava. Cep öğrenci şimdi tam istediğiniz gibi. Vodafone. Üstü kalsın demeyin, bozuklukları biriktirin. Peugeot ticari araçları şimdi günde sadece 9.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Fırsatı yakalamak için acele edin. Vodafone'a numarasını taşıyanlara hoş geldin hediyesi. Şimdi Vodafone kontörlüğe geçenlere her yöne 1000 dakika bedava. Yeter, Vodafone. Yok sınırlar. Emoy. Yollardaki evim. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Rocco'dan sıkı yenilik. Meyveleri sıkı, lezzeti sıkı, ambalajı sıkı. Muhteşem lezzetine rağmen sıfır şeker. Siz de sıkıştırın. Çünkü o Rocco sıkı şeker. Sadece Rocco. Seni kullanıp atan sevgilin bir gün eline düşsün istersin. Bu sorun sende değil, bende. Benden daha iyilerin layıksın. İtirazı olan Sprite'dan acımasızgerçekler.com. Böylesi görülmedi. Olips yenilenen dolgusuyla bir başka. Olips'in içindeki ferahlatan serin dolgu sizi canlandıracak. Olips, canlandıran ferahlık. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Yıka. Ellerini yıkadın mı? Yıka. Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Yıka. Hasta olabilirsin. Yıka. Ellerini yıkamalısın. Tuvaletten sonra, sokakta oynadıktan sonra, hapşırdıktan sonra, ya da köpeğinle oynadıysan, ellerini Protex'le yıka. Cildinizin sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Bakteriler banyonuzda saklanacak en iyi yeri buldu. Diş fırçanız. Diş fırçanızın kılları üzerinde milyonlarca bakteri üreyebilir. Bu yüzden Oral-B uzmanları yeni Expert antibakteriyel diş fırçasını geliştirdi. Gümüş iyonlarla kaplı kılları tam 3 aya kadar fırçanın üzerinde bakteri oluşumunu engeller. Bakteri plağını %90'a kadar parçalayarak kaldırır.
yeni Expert antibakteriyel diş fırçası Oral-B'den. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Gazeteye de çıkmış bu interneti görenler. İzzet bak bunlar da senden. Ben inanıyorum onlara Nazan. Bu şer internet işte. Evet, Wi-Fi diyorum. İnternet var burada diyor Nazan. TTNet uçan internet şimdi her yerde. 3000'i aşkın TTNet Wi-Fi noktasında. İnternet her yerde. TTNet her yerde. Daha hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa Payway. Ödemenin en hızlı yolu. Hayatın akışı için Visa. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo. Casper. Türkiye'nin prestiji. Duygularımız bazen dolup taşar, bazen sabırla bekler. Bu kalpler her zaman en iyisini hak eder. Tadelle. Kasım Bey ve çocuklar bir yanda, Adile Hanım ve çocuklar diğer yanda. Amca Ziya tam ortada. Kahvede jilet satıyormuş. Jileti bu beyin yüzünde denemek istemiş. Kardeşler yıllar sonra karşılaşacak. Bu tesadüf ortalığı çok karıştıracak. Artık hep beraber olalım baba. Dırdır ile anama başının etini ye. Allah korusun, olacak şey. Yenge ne olur beni kurtar. Neşeli günler yarın 18.45'te Fox'ta. Ağzını topla çarparım ağzını. Kaşmir'in güzelliğini daha çok yaşayın diye şimdi bir kaşmir alana bir kaşmir hediye. Kaşmir halı. Türkiye'nin seçimi Fox farkıyla. Fox'tan bambaşka bir seçim ekranı. Seçimin nabzı Fox'ta atacak. En hızlı, en doğru. En güvenilir seçim sonuçları Fox'ta. 29 Mart'ta Türkiye'nin seçimi Fox olacak. Türkiye'nin seçimini Fox'ta izleyin. Saniye saniye gerçek verilerle seçimi evinize getireceğiz. 29 Mart'ta Türkiye'nin seçimini Fox'ta izleyin. Nefes kesecek K1 ağır sıklet yarı final heyecanı Fox'ta. Altın kemere bir adım kala ringde fırtınalar estirecek Gökhan Saki, Surinamlı Tyron Spong'a karşı. Melvin Manhoff, Halit Arap da finale çıkmak için kapışacak. Dahası var. Süper ağır sıklet şampiyonu Remy Bonjasky ile Badri Hari'yi nakavt eden Alistair Overeem karşı karşıya gelecek. Bilgihan Demir'in heyecan dolu anlatımıyla K1 Yokohama. Cuma 23.15'te Fox'ta. Türkiye Kickboks Federasyonu ve Vako Pro tarafından organize edilen profesyonel kickboks şampiyonası tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Nasıl Eskişehir? Gecemiz nasıl? Ve işte gecenin ikinci müsabakası hafif yarı orta sklette bir müsabaka 3 round üzerinden. Öncelikle mavi köşede in the blue corner Arubalı sporcu Delon Carrillo. Çok zevkli bir mücadele izleyeceksiniz. Delon Carrillo geliyor. Süper bir maç. Kenan Günaydın'a çok güveniyoruz. Kenan Günaydın rakibi olacak. Delon Carrillo 25 maçta 19 galibiyeti var. 5 kez mağlup oldu. Bir kez beraberliği var. Eski bir futbolcu. Ajax takımında futbol oynadı. Bu gece sürpriz bir maç var.
Bu gece öyle büyük bir sürpriz maç var ki gerçekten şok olacaksınız. Ve rakibi kırmızı köşede İstanbul'dan milli sporcumuz ilk kez profesyonel olacak bu akşam bu ringde Kenan Günaydın. Evet Kenan, ilk maçımızı kaybettik ama umutlar sende, neler söyleyeceksin? Evet, ilk maçımızı kaybettik, üzgünüm. Ama kendi benle sevineceğiz inşallah. Ülkem ve kendim adına bu maçı almayı düşünüyorum inşallah. Kenan Günaydın fırtınasına hazır olun. Kenan Günaydın 1.78 boyunda. Taceddin Ata çalıştırdı onu. Kenan Günaydın işte. ...1984 Elazığ doğumlu. 2000 yılında bu spora başladı. Elazığlı geliyor, Elazığlı. Geçen sene Avrupa'da, Bulgaristan'da Avrupa ikinciliği yaşadı. Portekiz'de de Avrupa ikincisi oldu. Kenan Günaydın. Öncelikle mavi köşede in the blue corner from Aruba. Arubalı sporcu 25 maç yaptı, 19'unu kazandı, 5 kez mağlup oldu. Sadece bir beraberliği var. Delon Carrillo. Ve rakibi kırmızı köşede bu akşam ilk kez ringde profesyonelliğe adımını atacak milli sporcumuz Kenan Günaydın. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Serkan Bozacı. İşte maç başlıyor. Bu karşılaşmanın hemen ardından dünya şampiyonluk mücadelemiz başlayacak. Resmi statüde İspanya-Türkiye milli maçı olarak da değerlendirebilirsiniz. Müthiş bir heyecan. Bak, o dünya şampiyonu kim olacak? Seda Duygu Aygün mü? Yoksa Eva Maria mı? Evet, centilmenlik gösterisi Kenan Günaydın'dan. Maç başlıyor. Hakem uyarıyor. Son hazırlıkları yapıyor. Maç başlıyor. First round. Time. Fight. İlk round başladı. Hadi Kenan. Rakip iyi kaçan, iyi savunma yapan bir isim. Kenan 25 yaşında sevgili izleyiciler, İstanbul'da yaşıyor, Elazığlı. Yumruk kombinasyonuyla başladı. Rakibi hemen püskürttü orada ama dediğim gibi iyi kaçıyor, iyi savunma yapan bir isim. Delon Carrillo. İşte bakın, burada bir low kick denemesi. Hadi Kenan. Şimdi bir low kick vuruyor. Sağ kroşe denedi. Middle kick karnına. Kabir kurallarıyla yapılıyor mücadele. Bunu belirtelim. Karaciğer yoklaması. High kick deniyor. Süpersin Kenan. Şimdi burada bir low kick denemesi olmadı. Delon Carrillo mavi eldivenleriyle dikkat çekiyor. Mavi köşede. Kırmızı eldiven. Kırmızı köşede Kenan Günaydın. İşte bakın, Kenan bekliyor üzerine. Şimdi sağ sol direklerle gitti. Kroşeler deniyor. Low kick vuruyor. Çok iyi yapıyor bunu. Dersine iyi çalışmış gibi görülüyor. Kenan Günaydın. Sarılmalar.
Kurallar gereği sarılma yok. Hakem hemen ayırıyor. Low kick denedi bir tane. Middlecuk arkasından geldi. Rakip de boş durmadı. Bir tane high kick salladı ama isabetli olmadı. Sol direkte gitti. Kenan sokmadı üzerine. Hadi Kenan. İyi götürüyoruz mücadeleyi şu ana kadar. Çok seri bir maç çıkartıyor. Kenan Günaydın. Elazığlı. Kenan şöyle bir baktı. Burada rakibini süzüyor. Rakibinin henüz net bir hatanı görmedik. Bakın orada harika kaçtı yumruktan. Low kick. Bir low kick daha. Kenan'a biraz destek lazım Eskişehirli taraftarlardan. Bunu bekliyor Kenan. Şimdi bir low kick denedi. Orada... Üzerine gelmek istedi ama olmadı. Aruba, Güney Amerika'daki Aruba'dan geldi. Delon Carrillo. Kenan bekliyor üzerine. Evet. Round bitti. Seda Duygu Aygün'le bakalım ne durumda. Onun maçı var birazdan, dünya şampiyonluk maçı. Seda Duygu Aygün'ün odasındayız. Şu an soyunma odasına giriyoruz. Anne ve babasıyla ısınma turları yapıyor. Evet, şimdi Seda'nın odasına giriyoruz. Son hazırlıklarını Seda Duygu Aygün hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sağ alt tarafta babasıyla son çalışmalarını yapıyor. Erdin Aygün aynı zamanda bu gecenin organizatörü sevgili izleyiciler. Erdin Aygün tüm bu gecenin yapılmasında en büyük katkıya sahip isimlerden bir tanesi Erdin Aygün. Maddi manevi çok büyük bir yük aldı sırtına Erdin Aygün. Profesyonel şubenin başında yer alıyor. Eskişehirli Seda ekranlarda birazdan dünya şampiyonluk maçına çıkacak. İkinci round başlıyor. Second round. Time. Hay. İkinci round yine sert başladı. Müthiş bir kapışmayla başlıyor. Şimdi orada rakibi attığı yumruklarla dikkat çekti ama o kadar seri kaçıyor ki Arubalı dövüşçü. Bakın bir sağ kroşe vuruyor. Aman dikkat Kenan. Dönerek bir high kick denemesinde bulundu. Türkiye sesleri bir high kick denedi. Sağ kroşe geldi orada. Hafif bir sendirdik. Ama hemen kontraya çıkıyor. İkinci roundda muhteşem bir maç izliyoruz. $2000'lık seyirci topluluğu var Eskişehir'de. Atatürk Spor Salonu'nda. Şimdi bir tane sağ kroşe çok iyi vurdu orada. Swing hareketiyle yana yatarak bir kroşe denedi orada. Low kick deniyor. Üzerine bekliyor Kenan. Hadi Kenan. Gayet iyi götürüyor. Gayet kontrollü götürüyor karşılaşmayı. Kenan Günaydın. Bir sol kroşe yedik. Bu roundda bir sağ yedik, bir sol. Ama aralardan durumu biraz rolantiye almış gibiyiz. Şimdi üzerine gitti. Bir sağ direkt vurdu. Karnını dövüyor. Sağ kroşe. Bir tane sağ yedik. Hemen arkasından. Delon Carrillo son derece başarılı kontralar çıkartıyor şu ana kadar. İlk round kesinlikle Kenan Günaydın'ın diyebiliriz ama ikinci roundda denk bir mücadele dikkat çekiyor. Karşılaşmanın hemen ardından Türkiye-İspanya sevgili izleyiciler. Yarın futbolda, bu gece kickboksta milli maçlar gecesi, resmi müsabakalar Eskişehir'de. Kroşe geldi orada bir tane. Bir low kick. Diz darbesi geliyor bir tane Kenan Günaydın'dan.
arka arkaya atılan diz darbeleri ama sadece bir diz darbesine puan var. Kabir kuralları çerçevesinde bir diz attıktan sonra bir başka teknik uygulamak zorundasınız. Bir sonraki nikike kadar, diz darbesine kadar. Şimdi bir high kick vuruyor ama aradan çıkarttığı o push kick Kenan Günaydın'ı biraz yere doğru düşürdü. O high kick tutsaydı zaten herhalde yerden kalkması imkansızdı Carillo'nun. Sol direkten iyi kaçıyor Kenan Günaydın. Bir low kick. Blok koyduk, ikincisine hayır. Bir tane sağ kroşe, süper. Harika teknikler uyguluyorlar. Heyecan dorukta sevgili izleyiciler. Eva Maria'nın soyunma odasında bakalım neler oluyor. Seda Duygu Aygün'ün İspanyol rakibi Eva Maria'nın soyunma odasına giriyoruz. Sevgili izleyiciler, Eva Maria daha önce Seda Duygu Aygün'ü mağlup etti. Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında defalarca karşı karşıya geldiler. Bir Eva kazandı, bir Seda kazandı ama bu gece hayallerini süsledikleri o dünya şampiyonluk kemer maçı geldi çattı. Yer Eskişehir sevgili izleyiciler. İşte bakın Vako'nun interkontinental kemeri, hemen yan tarafında da Seda'nın kemeri oluyor sevgili izleyiciler. Bakın bu da işte bu kemer için mücadele verecek Eva Maria ve Seda Duygu Aygün. Tam bir resital sevgili izleyiciler. Tam bir resital Eskişehir'de. İşte bakın Atatürk Spor Salonu'nu olağanüstü bir atmosfere bürüdük. Ve böylesine büyük bir geceyi Eskişehirlilerle paylaşıyoruz şimdi de. Dedim. Time. Hey. Mücadele başladı. Evet, üçüncü raunta desteğimizi artırıyoruz Kenan'a sevgili Eskişehirliler. İşte Kenan. Bir low kick geldi. Diz darbeleri. Hey. Bu round her şeyi belli edecek bu karşılaşmada sevgili izleyiciler. Kenan sesleri gelmeye başladı. Eskişehir'de. Kenan'a destek var. Elazığlı bir sağ kroşe vurdu, arkasından yedi ama durumu toparladı hemen. Önemli olan ayakta kalmak, önemli olan yıkılmamak. Bunu başaracağız, süper bir high kick. Bir tane daha deniyor. Bravo Kenan Günaydın. Kenan Günaydın. Şimdi sağ kroşeleri de olmadı. Sarılmalar dikkat çekiyor, hakem ayıracak, ayırdı. Serkan Bozacı. Tribünlerden de taktikler geliyor sevgili izleyiciler. Kenan Günaydın rakibine bakın neler yapıyor. Süper sağ sol kroşeler. Sarılmak zorunda kaldı Arubalı. Süper bir maç oluyor. Eskişehir'de tribünler tıklım tıklım dolu. 2000 dolaylarına seyirci var. Salona giremeyenler çabası. Türkiye, Türkiye sesleri. Eskişehir'de. Kenan Günaydın biraz rölantiye aldı, çok da iyi yapıyor. Şu anda durumu toparlamış, hatta biraz da önde oluyor olabiliriz. Birazdan heyecan doruğa çıkacak. Şimdi Kenan Günaydın tekrar müthiş yumruklar atmaya başladı. Low kick. Şu anda izlediğiniz karşılaşma milli maç sevgili izleyiciler, bunu belirtelim. Kickbox Federasyonu'yla Vako Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu dünya şampiyonluk gecesi bu. Eskişehir'de nasip oldu. Kenan. Orada rakibini kontrol altında tutuyor. Çok da iyi yapıyor. Low kick çok sert. Arkasından bir yumruk. Şimdi high kick denemesi olmadı. Rakip o tekmeleri iyi kaçtı ama tempoyu adeta tavana çıkarttı, tavana. Hat safhaya çıkarttı orada Kenan Günaydın. Kameraman arkadaşımız da bu yumruklardan nasibini alıyor.
Zor meslek. Maç bitiyor sevgili izleyiciler. Maç bitiyor. İşte bakın. Heyecan büyük. Herhalde soyunma odalarında şu anda çok büyük bir heyecan var. Seda Duygu Aygün ringe gelme hazırlıkları içinde herhalde. İşte bakın seyirciler ekranda kendilerini görüyor. Canlı yayında Eskişehir'de. Kim kazandı? Bunun heyecanı içindeyiz. Az sonra müsabakanın sonucu açıklanacak. Ve ben şimdi sporculara kupalarını takdim etmek üzere Türkiye Kickbox Federasyonu Başkan Vekili Sayın İşte Ali pozisyonlar. İşte burada arka arkaya attığımız yumruklarla özellikle bu sağ kroşe, arkasından sol kroşe işi bitirdi sevgili izleyiciler. Bakın ne hale döndü. Yeah, yeah. Ve karar anı. Karar bekleniyor. Mustafa Özbey'in dudaklarından dökülecek laflar kararı belirleyecek, kazananı belirleyecek. Sadece 30 saniyelik müthiş bir heyecanın tanıtımı ekranlara gelecek. Sonra sadece 30 saniye sonra yayınımız devam edecek. Söz Mustafa Özbey'de. Ve işte gecenin ikinci müsabakasını kazanan sayıyla kırmızı köşe Red Corner Kenan Günaydın. Sevgili izleyiciler bu heyecanı bölmüyoruz. Reklam arası devam ediyoruz. Sadece 30 saniye rica ediyoruz. O da size bir müjde. İşte ekranda. Nefes kesecek K1 ağır sıklet yarı final heyecanı Fox'ta. Altın kemere bir adım kala ringde fırtınalar estirecek Gökhan Saki, Surinamlı Tyron Spong'a karşı. Melvin Manhoff, Halit Arap'ta finale çıkmak için kapışacak. Dahası var. Süper ağır sıklet şampiyonu Remy Bonjaski ile Badri Hari'yi nakavt eden Alistair Overeem karşı karşıya gelecek. Bilgihan Demir'in heyecan dolu anlatımıyla K1 Yokohama. Cuma 23.15'te Fox'ta. Evet sevgili izleyiciler, işte bayraklarımız tribünleri donatmış vaziyette. Bir de misafir bayrak, İspanya bayrağı sevgili izleyiciler hazır vaziyette bekliyor. Bu bir dünya şampiyonluk maçının kısa bir anonsu. Ve şimdi sevgili izleyiciler söz Mustafa Özmen'de, büyük şampiyonluk maçı başlıyor. Teşekkürler sevgili Bilge Antemiz. Ve işte karşılaşmayı kazanan milli sporcumuza kupasını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Profesör Doktor Hasan Gönen takdim ediyor. Kenan Günaydın! Evet sevgili Fox TV izleyicileri, sevgili Eskişehirliler. Türkiye Kickbox Federasyonu ve Vaka Pro tarafından organize edilen Profesyonel Kickbox Şampiyonası gecesinde müthiş bir kemer maçı, müthiş bir ünvan maçı. Hazır mıyız Eskişehir? Dünya şampiyonluk mücadelesi Eurosiklet'te 5 round üzerinden öncelikle mavi köşede in the blue corner from Spain, İspanyol sporcu Eva Maria Naranjo. Muhteşem bir görüntü altında
Muhteşem bir dünya şampiyonluk maçı başlıyor sevgili izleyiciler. Haydi Eskişehir, şimdi hep birlikte ayağa! Hazır mıyız onu alkışlamaya? Kırmızı Köşe, Seda, Duygu, Aydın! Seda, son derece önemli bir maç. Kemer maçı, ünvan maçı. Evet, çok önemli bir maç. Bizim için bir rövanş maçı. Dünya altın kemerini belime takım Eskişehirlilere ve tüm Türkiye'ye armağan etmek istiyorum. Muhteşem bir atmosfer bu, muhteşem. İşte Seda Duygu Aygün. Söyledim ya, nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim. Arkada annesi, arkada babası, önde kızları. Böylesine muhteşem, böylesine mükemmel bir gecede evlatlarına adeta düğün gibi bir gece, düğün gibi bir gece nasip oluyor. Bakın, ringe geliyor Seda Duygu Aygün. Şimdi milli maçlar okunacak sevgili izleyiciler. Evet sevgili Eskişehirliler, bir ünvan maçı, dünya şampiyonluk maçı. Ladies and gentlemen, let's stand for the national anthem of Spain. Öncelikle İspanya ulusal marşı. Yarın futbolda, bu gece kickboksta müthiş bir zafer elde etmek istiyoruz İspanya'ya karşı. Ve milli marşımız. Hey!
büyük bir gururla söyledik İstiklal Marşımızı. İşte annesi, diğer tarafta babası. Bu organizasyonun düzenlenmesinde bu ailenin maddi manevi katkısı çok büyük. Heyecan Doruk'ta, söz Mustafa'da. Öncelikle mavi köşelerini Blue Corner from Spain. İspanyol sporcu 58 maç yaptı, 51'ini kazandı, 5 kez mağlup oldu. 2 beraberliği var, 9 kez knockout etti rakiplerini. Eva Maria Naranjo. Ve rakibi kırmızı köşede in the red corner, Eskişehirli. 6 maç yaptı, 6'sını da kazandı, 4 kez knockout etti rakiplerini. Seda Duygu Aykün. Değerli izleyiciler, heyecanımız çok büyük. Eskişehir'de inanılmaz bir destek var Seda Duygu Aygün'e. İşte maç başlıyor sevgili izleyiciler. Değerli izleyiciler, Seda Duygu Aygün 6 profesyonel maç, 6 galibiyet. İzotova karşısında almış olduğu mağlubiyet federasyonlar tarafından tekrar incelendi ve iade edildi. O galibiyet Seda Duygu Aygün'e namalup unvanını sürdürüyor. Seda Duygu Aygün, İspanya-Türkiye milli maçı başlıyor. Dünya şampiyonluk maçı sevgili izleyiciler. Judge. 52 kiloda dünyanın en büyüğü kim olacak? Başarılar Seda. Mücadele başladı. 5 roundluk bir maç bu. 3'er dakikadan sevgili izleyiciler. Haydi Seda, dönerek bir vuruş deniyor. Özellikle sağ bacağı son derece başarılı rakibin. Ona dikkat etmemiz lazım. Low kickler vuruyor. Low kick denemelerini çok fazla yapmak zorundalar. Değerli izleyiciler, bir low kick tutmadı. Eva Maria. Gardı sürekli kapalı gidiyor üzerine. Dönerek bir denedi. Olmadı. Ama arkadan attığı bir tekme. Seda yerdeyken. Şimdi bir sağ kroşe dönüyor. Rakibi biraz sendeletti. Şimdi sıçrayarak denedi. Olmadı. Şimdi bir high kick dönerek. Olmadı. Sol direk. İyi başladık. İyi götürüyoruz. 5 roundlık bir maç. Son derece kontrollü olmamız lazım. Low kick geliyor bir tane Eva Maria'dan. Hadi Seda. İlk round içinde birbirlerini tartıyorlar. Daha önce 2 kez maç yaptılar. Bir kez Seda, bir kez de Eva Maria kazandı. Bu kariyerlerindeki en büyük maç sevgili izleyiciler. Bak o dünya şampiyonluk mücadelesi. Seda Duygu Aygün. Şimdi burada Eva Maria'ya sol direk. Low kick dalında olduğu için bu dünya title'ı diz vurmak yok sevgili izleyiciler. Spinning back fist vurmak yok. Bunun altını çizmek istiyorum kurallar gereği. Sarılıp kalıyorlar ilk defa maçın başından beri. Sol direk. Seda Duygu Aygün iyi bir sol direk denedi orada. İspanyollar son derece iyi hazırlandılar bu mücadeleye. Bu karşılaşmanın gidişatına göre tabii ki kenar yönetimler taktikleri verecekler. Arkada görüyorsunuz Eduardo antrenörü Eva'nın ayağa kalktı. Eduardo Martin İspanyol teknik adam. Şimdi Seda arka arkaya attı. Direkt yumruklara bir gerisini ekledi. Seda heyecanı
doruk noktasına kadar çıkarmış vaziyette sevgili izleyiciler. Ring etrafında turlamaya başladı. Artık son anlar ilk round içinde. Bir ass kick deniyor, süper. Aslında son zamanlarda spinning backfistleri son derece iyi yapıyor ama bu maçta kurallar çerçevesinde ters kol vuruş yok. İşte pozisyonlar ekranlarınızda. Değerli izleyiciler, bir Hırvat hakem Cristina Pilko, bir İspanyol hakem Angel Loza Gonzalez ve bir de Türk hakem var, Ensar Atılgan. Bu mücadelede 3 değişik ülkeden hakemler jürideler. Bunu belirtelim. İkinci round başlıyor. Atılan low kicklerde de şu çok önemli. Diz altına doğru low kick yapmak yok. Dizin üzerine doğru vurmak zorundalar. Low kick dünya title'ı kuralları gereği. İkinci round başladı. Round başına 6'şer tane low kick vurmak zorundalar. Bunu tamamlayamazlarsa bir sonraki roundda bunu tamamlama hakları var ama orada da tamamlayamazlarsa bir eksi puan verebilir hakem. Bunu belirtelim. Bu arada zemin ıslak. Hakem onun temizlenmesini istiyor. Mücadelenin orta hakemi Rukiye Özkul. Şimdi hemen o gideriliyor. Değerli izleyiciler. Şampiyon Seda sesleri Eskişehir'de. Kaldığı yerden sürüyor mücadele. Low kick. Bir high kick denedi, olmadı. Şu ana kadar gayet iyi götürüyoruz. İyi bir blok koyduk orada low kick'e. Eva Maria İspanyol'a bir sıçrayarak vuruş denedik ama kontra çıkarttı orada Eva Maria. Low kick tutmadı. Middle kick geliyor bir tane. Bir direk yumruk yedik. Aman dikkat diyoruz Seda. Hemen kontraya çıkma arzusunda orada Seda Duygu Aygün. Şimdi dönerek karnına bir tane vuruyor. Zemin kayıyor tabii biraz. İyice ıslandı. Seda bir sol direk denedi. Büyük bir heyecan var. Buz gibi sessizlik salonda. Herkes maçın galibini bekliyor. Eva Maria şimdi tempo yapmaya başladı. Bir tane sağ kroşe vuruyor. Ses geldi, ses. Süper bir sağ kroşe vurdu bunu. Round arasında göreceğiz büyük ihtimalle. Low kick. Bir tane bacak içine geldi. Kombinasyonlar başladı Eva Maria'dan. Ass kick deniyor, olmadı. Orada köşeye doğru sıkıştırma çabasında Seda Duygu Aygün'ü. Eva Maria tempo yaptı maçta. Hafif hafif sırtını döndü orada. Hakem de dönme diyor sırtını, uyarıyor. Seda Duygu Aygün kariyerinin en büyük maçında sevgili izleyiciler. Şimdi tam dönerek bir vuruş yapmak isterken dengesini kaybediyor. İspanyol durumu dengeledi biraz. Bir tane sağ kroşe vuruyor. Yatarak vurdu orada çenesine doğru Seda Duygu Aygün'ün. Artık son 30 saniyeye doğru geliyoruz ikinci rauntta. Bir high kick denemesinde bulunacak gibi görünüyordu. Şimdi bir tane vuruyor, süper. Tam yüzüne doğru. Eva Maria. Annesi babası Seda Duygu Aygün'ün büyük bir heyecan içinde köşede kızlarına destek veriyorlar. Eskişehirli taraftarların da tezahüratları var. Sağ kroşe tutmadı, middle kick'ten kaçtık. Bu round da bitiyor artık.
köşelerine geçiyorlar. Hemen çok iyi dinlenmemiz lazım orada. Heyecan sürüyor. İşte pozisyonu izliyoruz. Bir sağ kroşe vardı çok sert Seda'dan. Annesi ve babası. Bu roundu aslında iyi götüremedik. Bunu belirteyim. Annesi ve babası da bunun farkındalar. Üçüncü roundda bambaşka bir taktikle işi götürmeliyiz. Eva Maria da ikinci roundda gayet iyi bir performans çizdi. Bundan sonraki roundlarda çok daha dikkatli olmalıyız. Evet, heyecan devam ediyor. Time, fight. Ve round başladı. Middle kick geldi orada. Kroşeyi vurdurmadı İspanyol. Şimdi bir tane süper. Yine orada dengesini kaybetti Seda Duygu Aygün. Zeminin azizliğine uğruyorlar. Sevgili izleyiciler, Remi Bonyaski Türkiye'ye geliyor. Ne zaman geliyor? Bunu açıklayacağım. Altın yumrukların konuğu olacak. Remi Bonyaski. Kaldığı yerden devam ediyor mücadelenin heyecanı. Şimdi burada yine müthiş bir kırışma var. Şimdi dönerek bir tane high kick, tam çenesine ikincisini deniyor. İspanyol orada bir daha vuruyor. Şimdi orada bir kombinasyona girdi. Hemen Eva Maria'yı da kontra yumrukları vurmadı değil orada. Eva Maria, Linda Oms'u Sumia'yı nakavt eden Linda Oms'u nakavt etti sevgili izleyiciler. Bu son derece önemli bir galibiyetti. Heyecan gerçekten de had safhaya çıkmış vaziyette. Bakın heyecan nasıl da devam ediyor. Orada birazcık böyle ortalığı inletecek high kicklerini kullanması lazım ama rakip o kadar iyi ki bunları bir türlü vermiyor. Çok pres yapıyor. Bir an bile durmuyorlar. Daha iki round var sevgili izleyiciler. Bunu hesap etmeleri lazım. Tam maçın ortasındayız. Şampiyon Seda sesleri. Müthiş bir heyecan sarılıyor. Eva Maria baskısını sürdürüyor. Sol kroşe tutmadı. Müthiş bir destek var Eskişehir'de. Low kick. Sol direk uzattı olmadı. Tam orijinal standartlarda 7 metrelik ringde alan bulabiliyorlar birbirlerine karşı. Bir tane süper bir front kick yedik Ayva. Bu olmamalıydı. Eva Maria müthiş bir performans çiziyor. Namalup Seda Duygu Aygün. Biraz daha gayret etmeli. Bu roundu bitirmeliyiz. Rakip süper bir baskı kurdu. Bunu ekarte etmeliyiz. Aslında iyice de yoruldu. 53 kiloda tartıya çıktılar. İkisi de gramı gramına aynı geldiler. Bir middle kick. Orada attığımız yumruk. Bir sol direk geliyor. Seda yorgunluk belirtilerine dikkat çekiyor Seda'da. Buna bir çare bulmalıyız. Buna bir çare bulmalıyız. Son iki roundda bir şeyler yapmalıyız. Sevgili izleyiciler, tam bir hafta sonra Fox'ta bir milat var. Gerçekten de Türkiye'yi ayağa kaldıracak ve ortalığı inletecek
müthiş bir maç. Gökhan Sakin, Tyrone Spong. Olağanüstü bir heyecan. Aralık ayında yaşamış olduğumuz K1 final heyecanına şimdi bambaşka bir boyut kazandırıldı. Süper Ağır Siklet'in yanı sıra artık bundan böyle 2009 yılı itibariyle 100 kilo turnuvası da eklendi. Sezonun başında 100 kilo dünya şampiyonluk gecesi düzenleniyor Yokohama'da. Ve sezon sonunda da Süper Ağır Siklet'te dünya şampiyonluk unvanı için K1 dövüşçüleri ringe çıkıyorlar. Gökhan Saki bir gecede iki maç kazandığı takdirde Bedri Hari'nin bıraktığı altın kemeri Türkiye'ye getirecek. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Gökhan Saki'nin K1 100 kilo dünya şampiyonluk gecesinde ilk rakibi Tyrone Spong. Sonra bakalım Melvin Minoff da olabilir. O heyecan tam bir hafta sonra Fox'ta. 3 Nisan tarihi olay sevgili izleyiciler. Milat. Bizim için bir milat. Dördüncü round başlıyor. Low kick, middle kick. Üzerine doğru gitme çabasında Seda. Her an her şeyi yapabilecek kapasitede, yetenekte bir isim Seda. O anı beklemesi lazım. O indirici high kicklerini vurması lazım. Şimdi Eva üzerine gidiyordu, olmadı. Dengesini kaybedip düşüyor Seda Duygu Aygün. Low kick, middle kick geliyor bir tane. Bacak içine doğru vurdu. Diz altına low kick vurmak bu maçta yasak. Seda zeminin kayganlığından şikayetçi. Arkanı dönme, puanını silerim diyor hakem. Rukiye Özkul. Hemen belirteyim, masa hakemleri puanlamada son derece önemli. Bir Hırvat, bir İspanyol, bir de Türk masa hakemi var. Seda iyice yoruldu ama gerilim dolu bir mücadele oldu adeta. Seda, Seda sesleri, tribünlerden destek gelmeye başladı. Seda ring etrafında turlamaya başladı. Vako dünya şampiyonluk kemeri gerçekten de heyecanımızı hat safhaya çıkarmış vaziyette. Low kick. Seda çenesine bir yumruk alıyor. Az kaldı Seda sesleri. İspanyol teknik adam inanılmaz bir heyecan içinde. Middle kick geldi, bir yumruk yiyor. İspanyol. Bu arada Seda hakem sayacak. Annesi sakın bırakma diyor. Seda diyor sakın bırakma diyor. Ve Seda'yı hakem saymaya devam ediyor. 5 6 7. Evet, devam edecek gibi görünüyor. Bu round İspanyol'un, dayanacak gücü kalmadı. Seda. Evet. Evet. Hakem soracak. Soracak. Evet. Mücadele. Mücadele. Sevgili izleyiciler, mücadele bitiyor. Mücadele bitiyor. Dünya şampiyonu, dünya şampiyonu Eva Maria oluyor. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Kıtalar arası kemeri kazanmak istiyoruz. Rakibimiz Hırvat ağır siklette. 10 round'luk bir maçımız daha var. Seda olmadı ama Çorumlu Hamza Kendirçioğlu'nun bu gece önemli bir galibiyete imza atmasını istiyoruz. Sevgili izleyiciler, gerçekten bu arada İspanyol teknik adam Kickbox Federasyonu Başkanı ile bir şeyler konuşuyor. Tebrik ediyor, adil sonuç diyor, adil bir maç diyor. Evet, birazdan gecenin sürpriz maçı var sevgili izleyiciler. Bir gösteri niteliğinde Asena, işte dünyaca ünlü oryantal ve dünyaca ünlü bir sanatçımız Asena bir yıldır kickbox çalışmalarını sonlandırdı ve şimdi ringe çıkacak, bir gösteri maçı yapacak.
ve sonra da o muhteşem maçlar, resmi müsabakalar, milli maçlar devam edecek sevgili izleyiciler. İşte karar anı, rakibin de elinin havaya kalkmasını bekleyeceğiz. Söz Mustafa'da. Sevgili Fox TV izleyicileri, sevgili Eskişehirliler, karşılaşmayı kazanan Blue Corner, Mavi Köşe, teknik lakapla Eva Maria Naranjo. Hep birlikte çok güçlü bir şekilde alkışlıyoruz İspanyol sporcuyu. Güzel bir mücadele ortaya koydu. Ama Seda'mızı da alkışlıyoruz. Seda Duygu Aygün, şampiyonumuz Seda. Evet Seda'ya sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Birlikte takdim ediyorlar. Daha hızlı ödeme yapabildiğinde hayat daha kolay. Visa Payweb. Ödemenin en hızlı yolu. Hayatın akışı için Visa. Peki siz Duracell'in sıradan pillere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlü olduğuna hala inanmıyor musunuz? O zaman bunu izleyin. Duracell 200 dakikaya kadar dayanır. Sıradan pillerse sadece 20. Duracell 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Kendiniz kıyaslayın. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana. Casper, Türkiye'nin prestiji. Üstü kalsın demeyin, bozuklukları biriktirin. Peugeot ticari araçları şimdi günde sadece 9.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Fırsatı yakalamak için acele edin. Dünya Kupası yaklaşıyor. İlk hedef İspanya. Milli takım ara sponsoru TTNET, millilerimizin yanında. Rocco. 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 Eğlence için sadece Rocco. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Seni kullanıp atan sevgilin bir gün eline düşsün istersin. Bu sorun sende değil, bende. Benden daha iyilerin layıksın. İtirazı olan Sprite'dan acımasızgerçekler.com. Daha önce böylesi görülmedi. Olips yenilenen dolgusuyla bir başka. Olips'in içindeki ferahlatan serin dolgu sizi canlandıracak. Olips, canlandıran ferahlık. Eksper, eksper. Hadi oynayalım. Aferin eksper. Eksper çok iyi bir oyun arkadaşı. Hem alınca yanında bir sürü de hediye veriyorlar. Bilgisayar deyince Intel Core 2 Duo işlemcili eksper. Her eve ister. Mentos. Karşı konulmaz ferahlık.
Yıka. Ellerini yıkadın mı? Yıka. Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Yıka. Hasta olabilirsin. Yıka. Ellerini sık sık yıkamalısın. Dur dur. Tuvaletten sonra. Dur. Sokakta oynadıktan sonra. Dur dur. Hapşırdıktan sonra. Ya da köpeğinle oynadıysan. Ellerini Protex'le yıka. Cildinizin sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Rocco'dan sıkı yenilik. Meyveleri sıkı, lezzeti sıkı, ambalajı sıkı. Muhteşem lezzetine rağmen sıfır şeker. Siz de sıkıştırın. Çünkü o Rocco sıkı şeker. Sadece Rocco. Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. Çikolata hiç bu kadar ince olmamıştı. Yeni eti çikolata keyfi Stix. Hayat inceliklerle güzel. TTNet'ten üçünü dene, servisini seç kampanyası. Şimdi internet paketinizde TTNet Müzik Gold üyelik hakları, dünya ünlü güvenlik yazılımı McAfee Internet Security ile TTNet Güvenlik, internete özgürce girebileceğiniz TTNet Wi-Fi olsun. Fiyatı da sadece 2.18 lira olsun. Hemen ttnet.com.tr'yi tıklayın ya da 444 0375'i arayın. Bu kampanyayı kaçırmayın. TTNet, İnternet. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo. Casper, Türkiye'nin prestiji. Gece boyunca cildinize yoğun nem sağlarken, yenilenmesine de yardımcı olan yeni Arkonem yenileyici gece bakım serisiyle güne ışıl ışıl bir ciltle uyanın. Efsaneye geri dönüyor. Elimden kaçamazsın, benim olacaksın. Yeşilçam ruhu diriliyor. Olay mı ulan? Hayır. Defol buradan. Neden? Unutulmaz Türk filmleri geliyor. Baban kim ulan söyle? Affet beni. Sevdiğine sahip çıkmayan affedilmez. Hayır, olamaz geliyor. Ne dedin? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Pazartesiden itibaren 18.15'te Fox'ta. Nefes kesecek Kabir Ağır Sıklet yarı final heyecanı Fox'ta. Altın kemere bir adım kala ringde fırtınalar estirecek Gökhan Saki, Surinamlı Tyrone Spong'a karşı. Melvin Manhoff, Halit Arap'ta finale çıkmak için kapışacak. Dahası var. Süper Ağır Sıklet şampiyonu Remy Bonjasky ile Badri Hari'yi nakavt eden Alistair Overeem karşı karşıya gelecek. Bilgehan Demir'in heyecan dolu anlatımıyla Kabir Yokohama. Cuma 23.15'te Fox'ta. Evet sevgili izleyiciler, işte burada kemer görüntüsü, Vako Dünya Şampiyonluk Kemeri rakibin oluyor. Banttan geliyor ekranlara bu görüntüler sevgili izleyiciler. İşte kupa, babası, Seda'nın babası rakibi böyle alkışlıyor, böyle tebrik ediyor. Şimdi yeni heyecan, yepyeni bir heyecan başlıyor sevgili izleyiciler. Teşekkürler sevgili Bilgehan Temiz.
Teoman Kozan yönetiminde hummalı bir çalışma sonucu ekranlarınıza getirdiğimiz bu muhteşem organizasyon tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir'den canlı yayında Fox TV izleyicileri ve işte şimdi bu organizasyonda şov sırası bir gösteri karşılaşması var. Sürpriz bir isim bizlerle birlikte olacak ve Eskişehirli sevilen bir sporcuyla birlikte gelecekler ringe. Bir tarafta Eskişehirli sporcu Ebru Özgür alkışlarınızla ve yanında da danslarına hayranlık duyduğumuz Türkiye'nin sevilen ismi kickboksta neler yapabileceğini gösterecek bize Asena geliyor. Böylesine belki de ilk defa. Evet, Ebru ve Asena ile birlikteyiz. Ebru Eskişehir'de senin memleketin organizasyon düzenliyorsun, neler söyleyeceksin? Eskişehir halkı olarak kickbox organizasyonu ev sahipliğimiz yaptığım için çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Evet Asena, sen de bu gece renk katacaksın. Neler söyleyeceksin? Keşke bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. Ben sporu çok seven ve gençlerin spora yönelmesini isteyen isimlerden biriyim. Eğer kıyısından köşesinden bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Bol şans. Evet, böylesine ilk defa tanık olacaksınız sevgili izleyiciler. Asena ayakkabılarını çıkarttı, ringe doğru geliyor. Bu gece sürprizler de var demiştik. İşte onlardan bir tanesi. Asena'yı sadece oryantal yönüyle değil, onu şöyle de tanımak lazım. 15 sene Almanya'da yaşadı, Bursa'da doğdu. Burada 3 sene uzun atlama sporuyla, atletizmle ilgilendi. Voleybol ve basketbol takımlarında, okullarda basketbol ve voleybol takımlarında görev yaptı. 8 sene vücut geliştirme sporunu yaptı Asena sevgili izleyiciler. Şimdi de kickbox. Bir senedir antrenmanlarını yapıyor. Bir roundluk gösteri mücadelesi olacak sevgili izleyiciler. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Asena'nın köşesinde. Evet, kırmızı köşede Eskişehirli sporcumuz yabancı antrenörler dikkat çekiyor. Özgür. Angelo ve Meola az önce ekranlara geldi sevgili izleyiciler. Asena. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın İsa Daştan. Sağdaşlar mücadeleyi başlatacak. Kıtalar arası kemer mücadelesi birazdan 10 roundluk ağır siklette. Öncesinde biraz moralimiz yerine düzelsin, yerine gelsin. Şeken, sarılmıyorsunuz. Hadi. Asena hadi. İlk kez hadi. Ringde sevgili izleyiciler, mücadele başladı. İşte bakın. Asena ringde bir sol direkt deniyor. Belki de Asena'yı ilk kez böyle gördünüz. Yavaş yavaş üzerine gitme çabasında sol direkt uzatıyor, bir tane low kick geldi. O low kicklere de blok koyuyor sevgili izleyiciler. Dönerek bir tekme atma çabasındaydı, olmadı. Asena front kickler dikkat çekiyor. Bir sol direk, sağ direk. İşte orada low kickleri arka arkaya görüyorsunuz. Bir front kick denemesinde bulundu. Side kick yapmak istedi Asena, olmadı. Heyecanı çok büyük. Maç öncesinde kendisiyle konuştuğumda ben hayatımda böyle bir heyecan yaşamadım diyor. Bunca yıldır televizyon ekranlarındayım ama asla böyle bir heyecana tanık olmadım demişti. Low kickler deniyor rakibine. Bir high kick çıkartmak istedi Asena. Asena'nın heyecanı yüzünden okunuyor sevgili izleyiciler. Bir gösteri mücadelesinin olduğunun altını çizmek istiyorum. Ebru Özgür, milli takımın önemli isimlerinden bir tanesi. Asena'ya bakın, ters kol vuruş denemelerini gösteriyor.
spinning back fistleri. Bir low kick geldi tekrar. Bir side kick deniyor. Güzel teknikler görüyoruz. Gerek Asena'dan, gerekse Ebru'dan. Ebru 1.68 boyunda ve 55 kilo sevgili izleyiciler. Eskişehir'de yaşıyor. Seda Duygu Aygün'le aynı takımdalar. İşte Asena ringde sevgili izleyiciler. Canlı olarak ekranlara geliyor. Ve mücadele böyle. İlk round böyle sona eriyor sevgili izleyiciler. Evet, aslında bir round olarak planlanmıştı ama bir round daha dediler. Bakalım nasıl geçecek ikinci round. İşte bakın, Asena gardını korumuş vaziyette. Low kick vuruyor bir tane. Ebru'dan direkt yumruklar gelecekti. Asena kolay kolay geçit vermiyor. Front kick çıkartmak istedi. Birbirlerine pek vurmuyorlar. Mücadele böyle gitmesi planlanmıştı zaten. Tam bir sporcu olduğunu ve medeni cesaretini de ortaya koyarak sporcu kimliğini de sanatçı kimliğinin yanına eklemiş vaziyette. Bakın orada dönerek bir sol ters kol vuruş yaptı Asena. İşte Asena'yı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bu gerçekten de Türk televizyonlarında ilk kez. Asena, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Dans Federasyonu'nda da yetkili olarak, as başkan olarak görev yapmıştı. Evet, mücadele bitiyor sevgili izleyiciler. Bu heyecan bitiyor. Evet. Bu heyecana ortak olduk. Şimdi birazdan öyle büyük bir maç başlayacak ki gerçekten de ekranlarınızın başına kilitleneceksiniz. Bu gecenin daha yeni başladığının farkına varacaksınız. Birazdan özellikle Gökhan Acar'la bu Kongo Panzo arasında Kongolu'yla yapacağımız maçı size tavsiye ediyorum. Bu gece olağanüstü bir mücadele. Tabii kıtalar arası kemer mücadelesi olacak. Hamza Kendirçioğlu'yla Ante Zupcic arasında, Hırvat rakip arasında 10 round süren, bu da ilk kez böyle bir mücadele izleme fırsatı bulacaksınız. 10 round, evet, VAKO kuralları gereği ağır siklette bu kıtalar arası kemer maçının round süresi böyle. Şimdi bakalım bu mücadeleyi kim kazandı? Asena mı kazandı yoksa Ebru mu kazandı, bunu göreceğiz. Evet. Evet, sürprize hayır. Bakar mısınız? Hayır, hayır diyorlar. Bir round daha devam etmek istiyorlar. Bir round daha devam etmek istiyorlar. Asena, ben çok heyecanlıyım. Bir round bana ömür gibi gelecek demişti ama bir round daha devam etmek istediler. İşte bakın, mücadele sertleşmeye başladı. Gösteri maçından çıktı. Adeta bir müsabakaya dönüştü. Ebru orada bir adım geriye kaçtı. Aralarda konuşmalar dikkat çekmeye başladı. Asena üzerine bekliyor. Tempoyu arttırma çabasındalar. Ama bu rounda başladıkları gibi değil. Babucun pahalı olduğunu biraz fark etti galiba. Orada Asena sevgili izleyiciler.
gerçekten de çok önemli bir iş yapıyor. Ve burada ne kadar da büyük bir destek altında ringe çıktığını sizlere söylemek istiyorum. Eskişehirliler büyük destek verdiler. Ve o da ringe çıktı. O da ben de varım dedi. Ben de kickboksa destek vermek istiyorum dedi. Evet, şimdi yanına çağıracaklar. Evet, Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı'yı da ben ringe davet ediyorum. Sporculara kupa ve plaketlerini takdim edecekler. Ve bu gösteri karşılaşmasının sonucu sevgili Eskişehirliler, sevgili izleyiciler, beraberlikle sonuçlandı ve dostluk kazandı. Dostluk kazanıyor sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyoruz bu güzel gösteri için. Evet, kupalar veriliyor. Bakalım Asena neler söyleyecek. Sonra büyük heyecana, büyük dövüşlere devam edeceğiz. Bu bir gösteri mücadelesiydi. Evet, plaketleri de takdim ediyoruz Sayın Kayıcı Asena'ya. Evet. Evet sevgili Asena, neler söylemek istersin? Evet. Gerçi biraz nefes nefese kaldın ama kondisyonunun son derece iyi olduğunu gördük. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra sporcu kimliğini de izleme fırsatı buldu bu akşam. Fox TV aracılığıyla Türkiye ve burada da sevgili Eskişehirliler. Ben öncelikle bütün Eskişehir halkını tebrik ediyorum. Bu kadar... Bugün hava çok soğuktu. Dedik ki burası Sibirya'dan da daha soğuk ama insanlar o kadar sıcaktı ki. Ben burada bunca saat bizimle birlikte olan sevgili siz Eskişehirlilere çok teşekkür ediyorum. Ben bugün buraya geldiğime çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Eskişehir Spor'a başarıların devamını diliyorum. Ve bu burada bizim amacımız gençlerimize sporu sevdirmek. Onlara bir şeyler azıcık da olsa... Bizlerin de katkısı olabiliyorsa ne mutlu bize. Burada hiçbir beklentimiz onun dışında olamaz ve olmaz. Ben Sayın Federasyon Başkanımız Sahir Bey'e ve Eskişehir Belediye Başkanımıza bu güzel geceyi düzenleyen, adını bilmediğim birçok insana çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel kızımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Merak etmeyin, iki sene sonra indiririm İspanyolu. Evet, açıklamalar sevgili izleyiciler. Yayınımız tam gaz devam edecek. İşte sonunda vasiyetnameyi açıyorum. Rahmetli sahip olduğu tüm malını mülkünü bayan Arzu Alev Taşkın'a bırakıyor. Red Bull kanatlandırır. Eti Wanted Show başlıyor. Tıkla wantedshow.com'a, göster kendini. Günün en hızlısı ol, Asus EPC kazan. Wanted Show'da ilk üçe gir, iPhone kazan. Turkcell'den de binlerce kontör ya da dakika kazan. E durma, hem eğlen hem kazan yahu. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana. Casper. Türkiye'nin prestiji. Vodafone'dan şirketinize limitsiz konuşma avantajı. Şirket hatlarınızı Vodafone'a taşıyın. Ayda kişi başı 24 liraya şirket içinde limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her yönü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşa arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. First Sensations. First Sensations. Güzel anlar first ile başlar. Vay, yeni Colgate 360 Deep Clean. Şu uzun ince uçlu kıllara bakın. Nasıl yani? Mavi kıl uçları süper ince. Dişlerden daha fazlasını temizliyor. Ha? Bakterilerin %80'i dişlerin üzerinde değildir. Colgate 360 Deep Clean ince uçlu mavi kıllarıyla diş ve diş etlerinin arasındaki bakterilere ulaşır. Dil ve yanak temizleyicisiyle daha fazla bakteriyi yok ederek komple ağız temizliği sağlar.
Şu incecik mavi uçlara bayıldım. Of kes şunu. Colgate 360 Deep Clean. Dişlerinize, dilinize, yanaklarınıza ve diş etlerinize iyi bakın. Colgate, diş hekimlerinin tavsiyesi. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Bingo'dan zamane anneleri ve kızları. Ay, ne oldu? Bunlar senin. Yoga yaparken giyersin. Anne, ben yoga yapmıyorum ki. Yaparsın yaparsın, rahatlatır o. Bakalım altından ne çıkacak? Bingo otomat, aromaterapi. Kokusu rahatlatıyor. Ha, sen tütsü niyetine diyorsun. Bana bunlarla gel. Gece boyunca cildinize yoğun nem sağlarken, yenilenmesine de yardımcı olan yeni Arkonem yenileyici gece bakım serisiyle güne ışıl ışıl bir ciltle uyanın. Bingo otomat ne kadar çamaşır yıkıyorsa konsantresi de o kadar yıkıyor. Yani daha az deterjan, daha çok performans. Ellerini yıkadın mı? Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Hasta olabilirsin. Ellerini sık sık yıkamalısın. Tuvaletten sonra, sokakta oynadıktan sonra, hapşırdıktan sonra ya da köpeğinle oynadıysan, ellerini Protex'le yıka. Cildinizin sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Liderlik, geleceği görmek demektir. Rakipleriniz ne yapıyor? Sektörünüzde neler oluyor? Dünyadaki yenilikler neler? Kafanız ne kadar net? Geleceği netleştirmek için ihtiyacınız olan nitelikli bilgi. Nitelikli bilgi için Türkiye'nin bir numaralı medya takip merkezi Ajans Press. Liderler önde gider. Başarılı çocuklar yetiştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi her an yanınızda hissedebilirsiniz. İşinizde harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Nirvana ile. Casper, Türkiye'nin prestiji. Düşünün. Güzelce sofrayı hazırladınız. Ve sonra... Olamaz. Telaşlanmayın. Bir de Pril Perfect'i deneyin. Multienzim teknolojisi sayesinde kalıntılara karşı en iyi çözümü sunar. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bir kere denedikten sonra siz de ikna olacaksınız. Pril Perfect. Mükemmelin de ötesinde. Duru, hangi sen olmak istersen? Çakal. Merhabalar. Merhaba. Şu anda ağzınızda bakterilerin oluştuğunu farkında mısınız? Gerçekten mi? Evet. Gelin bakalım. Açın sen. Bunlar oluşmakta olan bakteriler. Ama her sabah fırçalarım. Etkili bir diş macunu kullanın. Colgate Total. Bakteri oluşumuyla 12 saat boyunca savaşır. Merhaba. Merhaba. Kullandınız mı? Kullandım. Bakalım mı? Gerçekten işe yarıyor. İşte bu yüzden Colgate Total'i öneriyorum. Colgate Total, bakteri oluşumuna karşı 12 saat koruma. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Gazeteye de çıkmış bu interneti görenler. İzzet bak, bunlar da senden. Ben inanıyorum onlara Nazan. Bu şarı internet işte. İnternet var burada diyor Nazan. Tabii. TTNet uçan internet şimdi her yerde. 3000'i aşkın TTNet Wi-Fi noktasında. Yaşamınızın ayrılmaz parçası Casper Neo. Casper, Türkiye'nin prestiji.
Evet sevgili Fox TV izleyicileri, sevgili Eskişehirliler, profesyonel kickbox gecesinde heyecan devam ediyor ve gecenin dördüncü maçıyla devam ediyoruz. Yarı orta sklette bir mücadele, üç round üzerinden bir müsabaka ve öncelikle mavi köşede Taylandlı sporcu Tony Timon. Taylandlı geliyor değerli izleyiciler. Bu Taylandlı Hollanda'yı sallayan bir isim. Geçtiğimiz haftalarda adeta salladı. Herkesi yeniyor, herkesi mağlup ediyor son zamanlarda. Ama şimdi karşısında bir Karadenizli olacak. Bir Trabzonlu olacak, Tolga Atasoy olacak. İmon, Hanit İmon. Lakabı Tayland savaşçısı. 1.74 boyunda, 68 kilo. Henüz çok genç, 23 yaşında. 30 galibiyet, 5 mağlubiyeti var. Ve rakibi kırmızı köşede Trabzonlu milli sporcumuz Tolga Atasoy. Eğer yanılmıyorsam bu müzik kol bastı sevgili izleyiciler. Kol bastıyla geliyor Tolga Atasoy sevgili izleyiciler. Tolga, bu gece henüz bir maçı kazanabildin. Zor rakip. Ben de iyiyim, o da iyi. Allah'ın izniyle alacağım maçı. Sağ ol. Kendisini görüyorsunuz catwalk'ta, onu takip ediyorlar. Tolga Atasoy 1.77 boyunda, 67 kilo, yarı orta siklette önemli bir isim. 22 yaşında, namalup, 8 maç, 8 galibiyet. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliğinde okuyor. Öncelikle mavi köşede, in the blue corner from Thailand, Taylandlı sporcu. 36 maç yaptı, 30'unu kazandı, 5 kez mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. Tony Timon! İşte rakibin ve karnesi. Rakibi, kırmızı köşede, in the red corner, Trabzonlu. Milli sporcumuz 8 maç yaptı, hepsini kazandı, 4 kez knockout etti rakibini. Tolga Atasoy! Tolga Atasoy işte ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Sayın İsa Daş'tan. Futbolla başladı kariyerine, spor hayatına 2 yıl futbol oynadı. Amatör kümedeydi tabii ki. Fighters. Ve şimdi kickboksta tekmelerini, yumruklarını konuşturuyor. Fighters. Annesi aynen şöyle söylemiş sevgili izleyiciler. Saygıyla buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Fox TV'deki maçları izlerken oğlum sen de mi böyle dövüşüyorsun diye sormuş. Şimdi eminim heyecandan izleyemiyordur. Mücadele başladı. Taylandlı'ya çok dikkat etmemiz lazım. Low kick. Çok serin kanlı, çok soğuk kanlı bir rakip, onu belirtelim. Bir sol kroşe geliyor. Pabuç pahalı, bir de sağ kroşe vuruyoruz. Bravo Tolga, çok iyi başladık. İyi başladık, iyi götürelim. Şimdi yumruk kombinasyonu geliyordu, bir low kick denedi. Sıçrayarak bir diz darbesi. Taylandlılar bunu iyi yapar. Dikkat etmemiz lazım. Low kick. Çok sert vuruyor Tolga Atasoy. Low kickler arka arkaya. Bir kez diz vurma hakkı var. İkincisi yasak.
kural dışı. Namalup, bunu belirtelim. Bir long kick vuruyor. Bu arada sevgili izleyiciler, Taylandlı'nın işi bitiyor. Bu mücadele bitiyor sevgili izleyiciler. Çok sağlam bir long kickle işi bitiriyor sevgili izleyiciler. Doktorlar hemen müdahale ediyorlar sevgili izleyiciler. Öyle bir long kickle işi bitirdi ki 9. maçından da galibiyetle ayrılıyor Trabzonlu Mustafa Durmuşoğlu. Antrenörlüğünü yapıyor sevgili izleyiciler. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Tekrar izleyeceğiz. Çok sert bir low kickle bacak içine. İşte bu pozisyonda Taylandlı ciddi bir darbe alıyor. Tekrar izleyeceğiz. Sağlık grubu anında müdahalesini yapıyor. Bir ortopedist, bir beyin cerrahı hazır bulunduruluyor sevgili izleyiciler. Bunu belirtelim. Evet, gecenin diğer maçı hemen başlayacak. Sevgili izleyiciler. Hocam, sıradaki karşılaşma Mukongo Panzu ile Gökhan Acar arasında kısa bir K1'de çok büyük bir heyecan yaşayacağız önümüzdeki hafta. Evet, görüyorsunuz alkışlarla dışarıya alınıyor Taylandlı. Gecenin bir diğer maçı başlıyor. Değerli izleyiciler, şunu belirteyim. Gençlik Spor Genel Müdürü, evet, alkışlarımız Taylandlı sporcu Yunus için. Akgül'ün de burada bulunacaktı ama çok yoğun ve temposu sebebiyle gelemedi. O da kırmızı köşede. Başarılar diliyor sporcularımıza Bakalla. Yunus Akgül. Tolga Atasoy. Tolga Atasoy'un maçı kısa ve öz oldu. Sayın Alaaddin Çoban'ı ben ringe davet istiyorum. Rakibini knockout ediyor. Kısa bir tanıtım, sonra o size defalarca bahsettiğim Kongolu ringe çıkacak rakibimiz. Bakalım Gökhan Acar karşısında ne yapacak? Kısa bir ara, 30 saniye. Nefes kesecek K1 ağır sıklet yarı final heyecanı Fox'ta. Altın kemere bir adım kala ringde fırtınalar estirecek Gökhan Saki, Surinamlı Tyrants Pong'a karşı. Melvin Manhoff, Halit Arap'ta finale çıkmak için kapışacak. Dahası var. Süper ağır sıklet şampiyonu Remy Poncaski ile Badri Hari'yi nakavt eden Alistair Overeem karşı karşıya gelecek. Bilgehan Demir'in heyecan dolu anlatımıyla K1 Yokohama Cuma 23.15'te Fox'ta. Gökhan Saki'nin kazanacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Tam bir hafta sonra Fox'ta olacak. Gökhan Saki'nin şampiyonluk heyecanı bizi inanılmaz derecede bambaşka yerlere sürüklüyor. Ve şimdi gecenin bir diğer mücadelesi başlıyor. Eskişehir'de kıtalar arası kemer mücadelesine doğru adım adım gidiyoruz. Ve şimdi sıradaki maç Gökhan Acar'la Kongolu Panzo arasında. Söz Mustafa'da. Teşekkürler sevgili Bilgehan Demir. Bilgehan Demir'in doyumsuz anlatımıyla izliyorsunuz bu profesyonel kickboks şampiyonasını. Eskişehir'den canlı yayına ekranlarınıza getiriyoruz ve gecenin bir sonraki karşılaşması Eskişehir'li abi, Eskişehir'li. 3 round üzerinden ve öncelikle mavi köşede in the blue corner Kongolu sporcu Mo Panzu. İşte kara yılan lakabıyla biliniyor. Dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesi Mamba'dır. Onun lakabı Black Mamba. Black Mamba geliyor. Mo
diğer ismi, daha doğrusu uzun ismi Mukongo Panzu. Kongolu. Enschede şehrinde doğdu, Kongo'da. 79 doğumlu, 182. Rakibi kırmızı köşede Ankaralı milli sporcumuz Gökhan Acar. Evet Gökhan, gecede iki kilit eşitlik var, bu eşitliği bozacak mısın bugün? Tabii ki, milletimizin verdiği görevi biliyoruz. Allah utandırmasın, iyi çalıştık. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz. Gökhan Acar inanılmaz derecede inanmış bu mücadeleyi kazanacağına. Rakip son derece güçlü. Aslanlar gibi bir mücadele örneği sergileceğinden eminiz. Gökhan Acar ve Mo Panzu. Kara yılana karşı, Black Mamba'ya karşı yaşlı kurt lakabıyla bilinen Gökhan Acar. Yaşlı dediğime bakmayın, henüz 32 yaşında. Türk Standartları Enstitüsü kulübünde sevgili izleyiciler 1993'ten beri Mehmet Acun antrenörlüğünü yapıyor. Öncelikle mavi köşede yine Blue Corner. 20 maç yaptı, 18'ini kazandı. Sadece 2 kez mağlup oldu rakiplerine karşı. Kongolu sporcu Mo Panzu. Karnesini gördünüz, sadece 2 yenilgisi var Kara Yılan'ın. Ve rakibi kırmızı köşede Ankaralı milli sporcumuz profesyonelliğe bu akşam adım atıyor. Gökhan Acar! Sevgili izleyiciler, karşılaşmanın bayan hakemi bir Hırvat. Bunu belirtelim. Kristina Pilko. Karşılaşmanın ring hakemi Kristina Pilko. Enteresan bir maç olacak. Hakem sporcuları ortaya davet etti bile. Daha önce Fox ekranlarında Panzu'yu izlemiştiniz. Hatırlayacaksınız. Slam organizasyonunda ringe çıkmıştı. Black Mamba. Hadi Gökhan, sana güveniyoruz. Mücadele başladı. 85 kiloda bir maç bu. Sol direklerle gitti üzerine. Gökhan Acar yumrukları çok iyidir. İyi bir boksördür, bunu belirtelim. Çok sert gidiyor üzerine Gökhan Acar. Mukongo Panzu da son derece dikkatli. Sol direk bir tane sağ vuruyor. Gökhan Acar adeta kombinasyona gitti. Yerde kaydı. Hakem hemen orada uyarıyor. Devam ettirecek maçı. Hırvat hakem Kristina Pilko bir diz darbesiyle gitti üzerine. Black Mamba neye uğradığını şaşırdı ilk round içinde. Müthiş bastırdı orada Gökhan Acar. Bir de sol koşa vuruyor. Bir high kick geldi. Sol direkt vuruyor bu Kongo Panzo. Diz darbesi gelecekti. Hemen orada iyi bir blok koyduk. Hadi Gökhan. Aman da dikkat. Çok fena bir rakip. Bunu belirtelim. Gökhan Acar. Boksta önemli işler yaptı. 2005 Moskova'da Büyükler Kickbox dünya ikincisi oldu. Türkiye Türkiye sesleri, Gökhan Acar'a büyük destek var. Ankaralı'ya sol koşa vurdu bir tane. Bu Kongo Panzu gerçekten zor anlar yaşıyor Gökhan Acar karşısında. Boksta 176 maç, 155 galibiyet. Kickboksta 61 maç, 54 galibiyet, 7 mağlubiyet. 2005'ten beri kickboksta ciddi işler yapıyor. İkisi birden yerde kaldılar. Sağlam tekmeler vurmaya başladı. Kara Yılan lakabıyla bilinen, Black Mamba lakabıyla bilinen usta dövüşçü alttan alttan bakıyor. İlk round içinde son dakikadayız. Bir sağ koşe.
Büyük bir heyecan var. Gerçekten de heyecan dolu bir müsabaka oluyor. Gecenin bu saatinde tribünler tıklım tıklım hala. Eskişehir'de heyecan tam gaz devam ediyor. Hırvat hakem Kristina Pilko hemen ayırdı onları. İlk rantta çok seri ve hızlı başladık. Aman dikkat diyoruz. Tasarruflu kullanalım enerjimizi. 3 rauntluk bir mücadele. Gerilim dolu dakikalarda. Son 10 saniye artık ilk rauntta. İlk raunt adeta fırtına gibi geçti. İkinci raundu büyük bir hasretle bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Hamza kendirici oldu. Birazdan bu maçın hemen ardından 10 roundluk, evet yanlış duymadınız, VAKO kuralları gereği 10 roundluk kıtalar arası kemer mücadelesine çıkacak. Ağır siklette rakip Hırvat. İkinci round başladı. Bir tane dizler geldi orada. Bel altı vuruş geliyor. Hakemi uyarıyor Gökhan Acar. Uyar diye sen de Kongolu'yu. Ama hakem oralı bile olmadı. Bu Kongo Panzu ikinci roundda daha temkinli görünüyor. Low kickler havada çarpıştı. 85 kilo maçı. Mubakon düşürdü. Müthiş bir yumruk indirdi rakibi. Ama sanki orada dengesini de kaybetti biraz. Kafa kafaya bir tokuşma orada. Road kick'te üzerine çıktı. Bakın. Nutkumuz tutuldu adeta. Adeta nutkumuz tutuldu. Kongolu öyle bir uçtu ki ringin dışına fırladı adeta. Kalıyor. Come. Both come. Without shaking, without hugging. Fight. Gerçekten de tehlikeli anlar yaşandı. O kadar inanmışlar ki mücadeleye. Mukongo Panzu adeta ringin dışına uçmasına rağmen kalktığı maçına devam ediyor. Bu herhalde çok uzun süre konuşulacak. Sağ kroşe vuruyor bir tane. Gökhan Acar. Pozisyonu hangi kameraman arkadaşımız yakaladıysa onu göreceğiz. Salih abi bunu kaçırmamıştır diye düşünüyoruz. Gökhan Acar birkaç adım geriye gitti. Bir low kick geliyor. Sol direk, arkasından low kick. Gökhan Acar çok sağlam bir mücadele imza atıyor. Mukongo Panzu yaklaşık 1,5 metre ringin ipleri desek 1,5 metre de aşağı, 3 metreden aşağıya düştü ama kalktı maçına devam etti sevgili izleyiciler. İnanılır gibi değil.
Bir diz darbesi geliyor orada. Mukongo Panzu'dan. Biraz dengesini sağlamak adına hemen yapışıyor rakibin orada Gökhan. Çok da iyi yaptı. Gökhan Acar'a hakem uyarı yapıyor. Love kick. Tabii ring iplerinin biraz daha sağlam bağlanması gerektiğini de altını çizmekte yarar görüyorum. Dünya standartlarında çok daha gerilen ve gergin ring ipleri, halatları gerekiyor. Biraz daha germeleri gerekiyordu ve ortadaki o kurdelalarda daha iyi bağlanması lazımdı. Ve hakem sayıyor. Hakem sayıyor Gökhan Acar'a. Bu hiç de iyi olmadı bu round içinde son saniyelerde. Artık son roundda, üçüncü roundda Dana'nın kuyruğu kopacak. Hamza Kendircioğlu birazdan ringe çıkacak sevgili izleyiciler. Gecenin en önemli maçları öncesinde Hamza Kendircioğlu'nun soyunma odasına giriyoruz. Kılar arası ünvan maçında Hamza az sonra ringe çıkacak. Çorumlu Hamza Kendircioğlu sevgili izleyiciler, Ankara'da yaşıyor. Gerçekten büyük bir yıldız. Bu arada slow motion'da da ekranlara geliyor. Az önce ringe uçtuğu an. İşte bakın doğrudan ringin dışına gitti. Orada Allah'tan tutunmuş son anda orada ringin köşesine. Daha sert de düşebilirdi bakın. Nev Production'ın sporcuları böyle dikkatle takip ediyor kameramanları. Avrupa maçlarında olsun, Türkiye liglerinde olsun çok önemli karşılaşmaların rejisini yapıyorlar. Teoman Kozan var rejimizde. İstanbul stüdyomuzda Murat Uslu, yönetmen yardımcısı. Eskişehir'den yayınımız devam ediyor. Üçüncü round başlıyor. Hırvat hakem. Kristina Pilko. Bu Kongo Panzu tekrar dizle geldi üzerine Gökhan Acar'ın. Kolay kolay rakip tanımayan bir isim sağ köşe vurdu orada. Bir diz darbesi dengesini kaybedip düşüyor. Bu arada hakem orada çenesinin altında bir kanama var. Aldığı diz darbesinden dolayı hemen oraya kanı durduracak bir adrenalin basacaklar. Mehmet Acun var. Antrenörlüğünü yapıyor. Sevgili izleyiciler, Gökhan Acar'ın acayip bir hikayesi var. Aslında dövüş sporlarında çok önemli yerlere gelmişti. Ve 1998 yılında Türkiye Şampiyonası'nda uğradığı haksızlık sebebiyle olaylar çıkmıştı ve 6 ay ceza almıştı. Biraz soğusa da sonradan bu spora tekrar bir el attı ve tekrar iyi yerlere geldi. Diz darbesini az önce gördük. Hemen doktorlar müdahalesini yapıyor. Mücadele kaldığı yerden sanırım devam edecek. Bu kadar sert bir diz darbesine rağmen Gökhan Acar devam ediyor. Tekrar izleyelim. Tekrar izliyoruz. Burada diz darbesi böyle geliyor. Mukongo Panzu'dan. Kongolu Black Mamba 1.82 boyunda. 20 maçta 18 galibiyet, sadece 2 yenilgisi var. Bu arada şunu aktaralım sevgili izleyiciler. Gökhan Saki altın yumruklara geliyor. Yarın değil, bir sonraki cumartesi 4 Nisan tarihinde Gökhan Saki canlı yayında altın yumrukların konuğu olacak sevgili izleyiciler. Altın yumruklarda stüdyo konuğu olmak isteyenler de şimdiden harekete geçebilirler. Ayrıntılar altınyumruklar.com internet sitesinde de mevcut. Bir sonraki haftada kim var? Bunu duyduğunuzda gerçekten de şok olacaksınız. Bu müthiş bir haber. Maçın hemen sonunda aktaracağım. Önce Gökhan Saki, sonra dünyanın en büyük starı. Şimdi mücadele üçüncü roundda kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Gökhan Acar'la Panzu arasında olağanüstü bir kapışma oluyor. Evet, sakatlık yine. Mücadelede arka arkaya aldığı darbeler. Mukongo Panzu
O kadar sert darbeler vuruyor ki, halbuki mücadele başladığında Gökhan Acar adeta ezdi geçti ilk round içinde. Sonra durumu toparladı Mukongo Panzu. Biraz kondisyon. Her şeyin başı kondisyon sevgili izleyiciler. Bunu yapmamız lazım. Bu şekilde tempo bulmamız lazım. Seda Duygu Aygün kaybetti ama her şeyden önce şunu söyleyelim. Kondisyon geceye damgasını vurdu Seda Duygu Aygün'ün adına. Yayınımız devam ediyor. Doktor kontrolleri sürüyor. Mukongo Panzu da ciddi bir rakip olduğunu göstermiş oldu. Karşılaşmalar Eskişehir'de olay geçiyor. Şimdi acaba Gökhan buradan çıkıp son anlarda müthiş bir baskı kurup rakibin üzerinde bir şeyler yapabilir mi? Bunun beklentisi içindeyiz. Son ana müthiş bir baskıyla girmesi belki de durumu toparlayacaktır. Hiçbir şey bitmiş değil. Üçüncü roundda rakibin attığı darbeler çok daha sert geldi ama işte gecenin olay görüntüsü 3 metreden yere çakılıyor ama kalkıp devam ediyor. İnanılır gibi değil değerli izleyiciler. Şu anda da Mukongo Panzu yere nasıl düştüğünü Barco Vision'dan izliyor, takip ediyor. Cream is not allowed. You need to be clean, please. Okay. Yes, yes. Okay. Are you okay? Okay, please. Kaldığı yerden devam ediyor mücadele. Dişlik takılacak. İşte görüyorsunuz, mücadele kaldığı yerden devam ediyor, daha var süre. Şimdi kombinasyonlara başladı Mukongo Panzu. Arka arkaya attığı yumruklarla adeta bombardıman yaptı ve zil çalıyor. Çünkü mücadele bitiyor, havlu geliyor sevgili izleyiciler. Mücadele bitiyor. Mücadele bitiyor. Aslında burada benim bir yanılgım var. Bu bir havlu değil, sürenin bittiği andı. Tabii çok duraksadı oyun. Birkaç kere duraksadı, tam süreyi tutturamamış olabiliriz sağ üst köşede. Bu sebeple biraz yanılgıya düştüm. Sizlerden özür diliyorum. Ama burada mücadele kazananı puanla belirlenecek. Bu heyecana sürükleniyoruz şimdi. Hemen arkasından da o kıtalar arası mücadele başlayacak. Herkesin büyük bir merakla beklediği ağır siklet maçı olacak. Evet sevgili izleyiciler, Türk Standartları Enstitüsü Spor Kulübü Başkanı Sayın Bülent Çevirmen ve Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Basın Müdürü Sayın Kaya Bilge'yi ringe davet ediyorum. Sporculara kupalarını takdim etmek üzere. Karar açıklanacak. Heyecanla bekliyoruz. İlk round içinde Gökhan'ın müthiş bir baskısı vardı, bunu biliyoruz. Ama ikinci rounddan itibaren, ikinci roundun ikinci dakikasından itibaren Mukongo Panzu acayip şekilde aldı direksiyonu eline, kontrolü. Kararı hakemler açıklayacak. İşte Hırvat hakem iki sporcunun da bileğinden kapmış durumda. Kristina Pilko. Bu maçlar milli maç statüsünde sevgili izleyiciler. Profesyonel kickbox resmen bu gece Türkiye'de başlamış oluyor. Bir sonraki etabın Marmaris'te yapılması planlanıyor. Değerli izleyiciler, Marmarislere de bu müjdeyi verelim.
Tabii herkes benim. 11 Nisan'da Altın Yumruklar'da konuk kim olacak? Bedri Harim mi? Remi Bonyaski mi? Onu açıklayacağız. Evet. Sevgili izleyiciler. Karar. Değerli Eskişehirliler. Karar anı. Müthiş bir mücadele izledik. Ve bu nefes kesen mücadele bir round daha sürecek. Extra round'a gidiyoruz çünkü. It's a draw. Üç round sonunda. Bir round daha dövüşecekler. Extra round. Mukongo Panzo. Dördüncü round'a gidiyor bu nefes kesen mücadele. Eldivenlerini tekrar giyecek sevgili izleyiciler. Her ikisi de bir round daha uzatma verdiler. Puanlama sonucunda. Bir round daha uzatma verdiler. Masa hakemleri. Bir tane İspanyol hakem var. Bir tane Türk. Bir de Hırvat hakem ortada. Karar bu şekilde sevgili izleyiciler. Bir round daha kapışacaklar. Bakalım neler olacak. Eldivenleri karar açıklanmadan neden çıkarttılar? Onu da anlamak zor. Her iki tarafta çıkartmış vaziyette. Pozisyonlar ekranlara geliyor. İşte bakın. Mukongo Panzu inanılmaz bir şekilde yere düşüyor. Ve kalkıp devam ediyor. Evet, Gökhan Acar mücadeleye devam edemeyeceğini açıklıyor. Çünkü alnındaki açıklıktan dolayı devam etmek istemediğini belirtiyor. Ve bu şekilde kazanan Panzo oluyor sevgili izleyiciler. Ve yayınımız hiç ara vermeden devam edecek. Kıtalar arası ağır tiklet, full kontak mücadelesi. İçin alnının durumu. Çorumlu Hamza Kendircioğlu. Biraz kötü olduğu için extra round istemedi ve bu durumda kazanan mavi köşe blue corner Mo Panzu oldu. Hep birlikte alkışlıyoruz. Hırvat Ante Zupçic maçı başlıyor. Gecenin keyifli bir karşılaşmasıydı. Heyecan dolu bir mücadele. 30 saniye bir ara tekrar birlikteyiz. Gökhan Acar senin ringe alalım. Nefes kesecek K1 ağır sıklet yarı final heyecanı Fox'ta. Altın kemere bir adım kala ringde fırtınalar estirecek Gökhan Saki Surinamlı Tyron Spong'a karşı. Melvin Manhoff Halit Arap'ta finale çıkmak için kapışacak. Dahası var. Süper ağır sıklet şampiyonu Remi Bonjaski ile Badri Hari'yi nakavt eden Alistair Obirem karşı karşıya gelecek. Bilgihan Demir'in heyecan dolu anlatımıyla K1 Yokohama Cuma 23.15'te Fox'ta. Elimizde alkışlıyoruz. Çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Eskişehir'de canlı yayınımız devam ediyor. Milli maçlar devam ediyor. Kickbox Federasyonu ile Vako Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlemiş oldukları karşılaşmalar sürüyor. Ve şimdi bir unvanı kaybettik. Dünya şampiyonluk maçında 52 kiloda Vako dünya şampiyonluk kemerini kaybettik ama şimdi full kontakta kıtalar arası unvanı kazanabiliriz. İkişer dakikadan 10 round bir maç olacak. Hırvat mı? Türk dövüşçümüz Hamza Kendircioğlu mu? Söz Mustafa Özbende. Teşekkürler sevgili Bilgehan Demir. Profesyonel kickbox şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor ve sıra geldi gecenin son karşılaşmasına. Full kontakta kıtalar arası ünvan mücadelesi. İkişer dakikalık 10 round üzerinden bir müsabaka olacak. Ve öncelikle mavi köşede in the blue corner from Croatia, Hırvat sporcu Ante Zupčić. Check this. Everyone dance it down now. Shake it in your face. Calm down. İşte
Hırvat sevgili izleyiciler. Full kontak mücadelesi nefes kesecek. Subtic. Ve rakibi kırmızı köşede, in red corner, Ankaralı milli sporcumuz Hamza Kendircioğlu. Hamza, gecenin en zor maçı ve en son maçı. Evet. Onun da büyük büyük var. Evet, orada bir kemer var, bizi bekliyor. İnşallah onu alıp gideceğiz buradan evimize. Çorumlu Emrah Keskin ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Onun canlı yorumuyla birlikte geliyor. Popstar yarışmasında şampiyonluğa imza atmıştı. O da oranın şampiyonu olmuştu. Hadi Hamza, sana güveniyoruz. Bitir bu işi. Fanatik bir Ankara Gücü taraftarı. Ve önce Hırvatistan Ulusal Marşı. Ve İstiklal Marşımız. Milli Marşımız. Yeah.
Kıtalar arası kemer mücadelesi başlıyor. Öncelikle mavi köşede in the blue corner from Croatia, Hırvat sporcu. 3 maç yaptı, ikisini kazandı, bir kez mağlup oldu. Ante Zubtić. Ve işte rakibi kırmızı köşede in the red corner, Ankaralı, Ankara güçlü Hamza Kendircioğlu. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Turan Savcı. İşte sevgili izleyiciler, Vako kıtalar arası kemer mücadelesi. Kemer tanıtıldı. Bu kemerin sahibi kim olacak? Yanımızda Seda Duygu Aygün'ün babası var. Aynı zamanda bu gecenin organizatörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Hocam geçmiş olsun. Gerçekten Seda biraz üzdü bizi ama olsun. Bu da bir şampiyonluk mücadelesiydi. Tabii spor içerisinde olan bir durum. Elbette ki kazanmak için çıktık. 3 round çok güzeldik. Ama 4. roundda yeterli çalışmamanın bir nedeni olsa gerek. Kondisyon eksikliği değil Kondisyon eksikliği. Kondisyonumuz düştü. Ve dolayısıyla low kick teknikleri, low kick kullanılırken iki kez aynı bölgeye blok yedi. Yani blok olunca, kaval kemikleri birbirine çarpışınca sürdüremedi. Baba ben bırakacağım dedi. Dedim ki kızım biraz daha sürdür. Sen dirençlisin, dayanıklısındır. Ama sonraki bir darbe, yani tekrar karşılaşma içerisindeki bu üçüncü temastan sonra artık dedi ki ben yapmak istemiyorum. Evet, sağlık olsun. Sağlık olsun. O da 24 Nisan'da Izotova ile Avrupa Şampiyonluk maçına, bu sefer WKN'de hazırlık yapacak. Doğru, evet. İnşallah orada telafi edeceğiz diye düşünüyoruz. Tabii yani şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bu bir mazeret değil aslında ama bu organizasyon için çok çalıştık biliyorsunuz. Organizasyon içerisinde tabii kızımıza zaman ayıramadık. Çünkü bazı bütçeler gerekiyordu bu organizasyon için. Dolayısıyla biraz kendimde de kabahatli buluyorum. Kendimi bu konuda pek affetmeyecek gibiyim. Olsun hocam, daha ne günler var. Hadi inşallah. Şimdi erkenden şimdi konuşmayalım. 24 ve mücadele başlıyor hocam. Evet. Yeni bir heyecan artık. Biraz tempomuzu yükseltelim. Yeni bir heyecan. Hamza Kendircioğlu kıtalar arası kemer maçında. Eğer kazanırsak gerçekten geceyi mutlulukla kapatacağız. Yabancılar, ben arkadaşlarımla da konuşurken bu geceki yabancılar çok fena dedim. Ve gerçekten hakikaten de öyle çıktı. Evet. Yani özellikle Vako'nun seçmiş olduğu ve milli maçlar düzeyinde olması ortalığı gerçekten kasıp kavurdu. Bu arada rakibin botlarında bir problem var. Öyle sanıyorum. İşte bakın. Evet, bir değişiklik yapıyorlar. Evet. Bir değişiklik yapılıyor. Kurallar çerçevesinde olması gerektiğinin altı çiziliyor. Hakemlerimiz bu konuda çok hassas. Çünkü doğru eğitim aldılar Vako Pro ile ilgili. Normal amatör gibi değil. Ama biliyorsunuz uzun roundlar olacak. Evet, burada 10 round. Maç başlıyor hocam. 10 round, evet. İkişer dakikadan. İki sporcuya da başarılar diliyoruz. Çıkan. Hakem yanlarına çağırdı. No elbow. Kuralları hatırlatıyor. Locking. Ben de size basitçe hatırlatayım. No full kontakta tekme sayımı yapılıyor. Diz yok. Belden yukarıya tekme var. Evet, low kick yani yok. Kıyafetli bölgeye vuruş kesinlikle yasak. Ceza puanıdır. Evet, low kick yok ama tekmelerinizi belden yukarıya kullanmak zorundasınız. Bakın şekilde görüldüğü gibi. Şimdi üzerine doğru gitti. Hamza Kendircioğlu yukarıya rakibi kullanmaya başladı. Bravo Aslan. Bravo. Bravo. Hocam müthiş başladı. Evet, şimdi Hamza'mız aynı zamanda bir boksör olduğu için full kontakta genelde boksa dayalı bir spordur. Full kontak branşının böyle çok bir özelliği var. Hey. İşte bakın kaldığı yerden devam ediyor. Hamza üzerine doğru gidiyor. Özellikle boks maçlarında ortalığı yakıp yıkmış bir isim. Hamza adeta tur attırıyor. Hocam iyi başladık. Evet evet, baksanıza bir Hamza'nın hareketlerine bakın, ne kadar canavarlaştı. Geçen maç gibi değil bu. Hamza demek ki bu işe çok kendisini vermiş, iyi çalışmış. Zaten bunu asla bir daha yaşatmam demişti. Son aldığı yenilgiden sonra Zamik Atakişiyev de
Erken ring ateşi maçlarıydı. Orhan Erken de tribünlerde izliyor mücadeleyi. Şimdi biliyorsun Bilgen, bu kıtalar arası şampiyonası olduğu için Vakon'un Hamza bu konuda kendi şuurunu umuyorum bunu başarıyla sonlandıracak. Şimdi Türkiye bakın, milli evet. takımını bayrağımızı temsil ediyor ve evet. yatırıyor rakibi. Süpersin Hamza, süpersin bravo Çorumlu. Hamza, Hamza bravo. Türk milleti nasıl coşuyor görüyorsun. Hak ediyoruz şu dönemlerde. İşte bakın Hamza yine aldı karşısına. Bombardımana tuttu rakibi. Sağ aparkatını görüyorsunuz. Şimdi arka arkaya yumruklarla Hırvat rakibi. Kaleciye emri yatıyor. Hamza üzerine gidiyor. Evet. Ve rakip aparkat yeni bir tane de. Hakem devam diyor. Şimdi burada kapandı. Boşlukları çalışıyor. Müthiş bir maç oluyor. Harika bir mücadele. İlk round bitiyor. Gong gong yetişti evet imdadına. İkişer dakika. 10 round mücadele. Evet şimdi bu roundların yani Vakopro'nun şöyle bir özelliği var. İkişer dakikadan olduğu için Vakopro'nun full kontak branşında kıtalar arası ve dünya şampiyonası da aynı. İkisi de 10'a round ikişer dakika. K1 kuralları ve diğer branşta low kick kuralları ise 3 dakikadır ama full kontağın süresi fazladır. 3 dakika 5 round olan müsabakalarımız K1 kuralları ve low kick'tir. Low kick'li kickbox dediğimiz bölümdür. Ama full kontakta Avrupa, dünya ve kıtalar arası şampiyonalarda böyle bir ayrım var. 2 dakikadan 10 round'tur. Dünya şampiyonası ise 2 dakikadan 12 round'tur. Ben de şunları ekleyeyim. Her round'da 6'şar tane tekme atma zorunluluğu var. Evet. 6'şar tane tekmeyi atmazlarsa ikinci round'da bir sonraki round'da bunu telafi etme hakları var. Ama ikinci round'da da bu telafiyi yapamazlarsa birer puan düşüyor. Ceza aynen puanı evet. düşüyor. Evet. Bunu da hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Tabii 3 kez puan düşmesi olursa zaten diskalifiye söz konusu oluyor evet. Şimdi sporcu Eskişehir'de devam ediyor. Şu anda gördüğümüz gibi görüntülerde de belli. Hırvat sporcu şu anda yapmış durumda. Hamza çünkü bir baskı uyguluyor. Şimdi hepimiz hocam size teşekkür edelim. Federasyon başkanımız geldi. Onunla da biraz yorumlara devam edelim. Erdin Aygün bu gecenin mimarlarından çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burada yine Hamza Kendircioğlu arka arkaya attığı yumruklarla ortalığı sarsmış durumda sevgili izleyiciler. Bakın süper. Yine indirdi. Sayın Başkan Salim Kayıcı yanımızda. Müthiş bir fırtına, Hamza fırtınası. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Hamza iki defa Avrupa şampiyonu oldu. Aynı zamanda Türk standartlarının üstünde spor kulübünde aynı zamanda kickboksa devam ediyor. Çok başarılı bir sporcu. Defalarca Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah bakın burada yine evet. müthiş bombardımana tuttu rakibi. Evet, evet. İnşallah bu maçı alır. Kıtalar arası şampiyon olur. Ondan sonra da Avrupa ve dünya şampiyonası için mücadele yapar. İzleyicilerimize şunu aktarmak istiyorum. Aslında Todorovic Damir rakipti. Son maçında knockout evet, olduğu evet, gerekçesiyle evet. dünya kuralları çerçevesinde de knockout olan bir ay maça çıkamaz. Hırvat da bir ay maça evet, çıkamayacak evet, gibi evet. gözüküyor. Evet inşallah. Tabii bunları biz kendimiz getirmiyoruz federasyon olarak. Var. Dünya Federasyonu Vakopro bize hayır. belli bir şekilde tabii resmi ki, yazıra bildiriyor. Sayın Bilgehan Demir biliyorsunuz işte. Seven. İşte burada hakem hayır. sayıyor. İyi gidiyor Sayın Başkan. Hayır. Evet evet evet. İyi götürüyor şimdi bakın burada. Çok güzel. Harika bir tempoda geçiyor maç. Şimdi bir tane front kick çıkarttı orada. Rakibi bunalttı. Öyle tahmin ediyorum ki Seda'daki kaybettiğimiz kemeri burada alacağız inşallah. İnşallah diyoruz. Hamza neler yapıyor böyle? Arka arkaya attığı yumruklar adeta ses getiriyor. Ama Hırvat da ne evet. kadar dayanıklı. Evet, 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 evet. Şu anda Türkiye Kickbox Federasyonu'nun bütün camiası bu maça seyrediyor. Hakikaten çok iyi mücadeleli bir maç devam ediyor. Tekrar sayıyor hakem. Evet, havlu gelmek üzere. Bu hayır. maçı kazanmak üzereyiz. Evet, evet. beklenen evet. sonuç bitti. Beklenen sonuç. Evet. Kemer bizim. Evet, kemer bizim. İyi ki bizim. Bakın Hamza gözyaşları tutamayacak belki. Çorumlu. Çorum'a da sevgiler burada. Evet, şimdi ben şunu özellikle söylemek istiyorum Sayın Bilgehan Demir. Türkiye'de yapılan ilk resmi müsabakadır ve ilk kemerimizdir. Aynı zamanda kulübüne de bu sporcuya ve diğer sporculara göstermiş olduğu destekten dolayı da teşekkür ederim. Ben Eskişehir halkına da çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olsunlar. Çok sağ gecenin olsun. İkisi oldu evet. ama ortalığı kasıp kavurdular. Tribünlerde büyük destek vardı.
Bundan sonraki etap Marmaris'te galiba. İnşallah Marmaris'te. Doğan Tugay abiye de buradan Marmaris'te sevgiler saygılar sunuyorum. Beraberiz. Fox TV'nin yapmış olduğu bu yayınlar Türkiye Kickbox tarafı federasyonu tarafından evet, takdirle karşılanıyor. İnşallah devam edersiniz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olun, ekip arkadaşlarımız var. Hep beraberiz. Bir şekilde bir ucundan tutuyoruz. Evet. Futbolun sadece tek spor olmadığını ispatlama evet, çabasındayız. Çok teşekkür ederim. Ben 14 yıl futbol oynadım ama futbolu da çok seviyorum ama bu da bir bambaşka. Doğru söylüyorsun. Yani doğru. Bunu da sevelim, bunu da alıp bir yerlere getirelim değil mi? Şu anda ben Türkiye'nin neresinde olursam orayım, her cuma akşamı bir kickboks gecesi olarak söylüyorlar. Bu ben bir başkan olarak ve camiamız olarak hakikaten buna gurur duyuyorum. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür şu anda eli havaya kalkacak. İsmini saymayı unuttuğumuz kişiler varsa onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu camianın içindeki herkes bizim camiamızdır. Herkese teşekkür ederim. Evet, Hamza kazanıyor. Değerli izleyiciler, ben çok mutluyum. Çünkü neden mutluyum onu anlatayım. Önümüzdeki hafta Yokohama GP'si K1 şampiyonluk gecesi. Bir gecede Gökhan Saki iki maç kazanırsa dünya şampiyonuyuz. İlk rakibimiz aslında Ruslan Karaev'de. Hani dedik ya Türkiye'yi bekleyen bir tuzak var. Rakip değişecek diye değişti. Tyrone Spong'u koydular. Çok daha hazır olan Tyrone Spong'u koydular. Ama onu da yeneceğiz. Önümüzdeki hafta tam bir hafta sonra Fox ekranlarında olacak sevgili izleyiciler. Ve 4 Nisan, 3 Nisan'da bu şampiyonluk gecesi. 4 Nisan Altın Yumruklar'da canlı yayında Gökhan Saki Altın Yumrukların stüdyo konuğu olacak. Siz değerli izleyicilerimiz de stüdyoda konuk olabilirsiniz. Bir hafta sonra kemer takılıyor. Bir hafta sonra da kim konuk onu söyleyeceğim. Bir kemer takılsın ondan sonra. İsmet Iraz var orada. İsmet Iraz. O da çok önemli bir isim. Rahmetli İslam Çüpi 1988 yılında onun hakkında o kadar güzel bir yazı yazmış ki dövüş sporlarıyla ilgili. Yere göğe sığdıramamış İsmet Iraz. Sayın Şahbaz, Ante Zülçiçek kupasını takdim ediyoruz. İsmet Iraz gerçekten de çok önemli bir isim. Türkiye dövüş sporlarında İslam Çüpi helal olsun diye yazdığı o yazı Hırvat geçen sporcu gün okuduğumda çok gururlandım. Bakın o da ufak şovunu yapıyor İsmet Iraz. Evet İsmet Iraz 1970 yılında ben onun öğrencisi olmuştum. 39 yıldır ben kendisini tanıyorum. Büyük bir değer Türkiye için. Kickboks'un ana temelini kurmuş, bugünleri yükseltmiş olan insandır. Ve bugün bizim davetimiz üzerine Eskişehir'dedir. Hem bizi gururlandırmıştır hem de gördüğünüz gibi şu anda kupa takdim ediyor. Kendisini bize vermiş olduğu emekten dolayı teşekkür ediyorum. Hocam ben de size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet sevgili izleyiciler. Kickboks Federasyonu Başkan Vekili Sayın Halil Dürüst. Kemer takılıyor. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı da Hamza Kendircioğlu'na. Hamza Kendircioğlu'nun. Kemerini takdim ediyorlar birlikte. Büyük heyecan var ringin ortasında. Sayın Kayıcı Kendircioğlu'nu tebrik ediyoruz. Ve işte full kontakta kıtalar arası şampiyonluk ünvanı Hamza Kendircioğlu'nun kemer Hamza Kendircioğlu'nun full kontak kıtalar arası şampiyonu Hamza Kendircioğlu. En azından bu geceyi mutlulukla kapattık. Seda Duygar gün bizi biraz üzdü ama telafi edecek. Yeni heyecanlar olacak. İlk kez milli maçlar, resmi müsabakalar oldu Türkiye'de. Bunun heyecanının içindeydik. Hepinize mutlu geceler dilemeden önce 4 Nisan tarihinde Gökhan Saki Altın Yumrukların konuğu. 11 Nisan'da da Remy Bonyaski, K1'in son şampiyonu İstanbul'da. Evet yanlış duymadınız, stüdyo konuğumuz olacak. Erdin Aygün'le birlikte hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
SmackDown. Her